Çekiniyorum. Gel çekinme. İlk defa yabancı yere geldim. Korkma çekinme yavrum. Birkaç gündür seni takip ettim yavrum. Titizsin galiba. Evet. İşsizsin galiba. Çok düşünceliydin. Hep kahvede iş bekliyorduk. Çok güzel. Çalışmak ister misin? Ben zaten sizi maaş buldum. Niye? Sizde iş varmış öyle söylediler kahvede. Kim söyledi? Dediler o beyde iş vardır git ondan iş ister dedi. Tamam ya, doğru söylemişler. Hakikaten bir işçiye ihtiyacım var. Yalnız... Allah razı olsun. Sağ ol. Allah ne muradınız var. Sağ ol yavrum. Allah hep tutunuzu atın yavrum. Yeter yavrum tamam. Yavrum tamam. Medyun-i Şükran'ım o bakımdan söylüyorum. Tamam ama seni daha işe aldığın belli değil yavrucuğum. Evvela birbirimizi tanıyalım bakalım. Senin adın ne yavrum? Boncuk. Ne? Boncuk. Sade boncuk mu? Evet. Sade boncuk. Hayır, orta şekerli boncuk. Hadi adama asap bozmaya başladı şimdi daha. Yok başladı. Yavrucuğum yani adın boncuk. Anladım boncuk. Mavi boncuk. Tamam arkasında ne var boncuğun? Evet. Neydi? Hadi gel kuçu gel hadi. Öyle biçim kucağıma gör. Sen bana kızmıyor ben sana niye kızmıyorum? Yavrucuğum yani ben ismini şuur altıma yerleştirmek istiyorum da onun için. Evet şu adım boncuk. Adım boncuk. Soyun. Evet. Soyun yavrum. Niye öyle baktın çocuğum? Evet. Ben böyle işlere gelemem abi. Evladım sen beni benzetiyorsun. Evladım sen iş istemiyor musun? Senin dediğin öteki mahallede ben tanıyorum onu. Oraya gidiyor yolda ben biliyorum. Ne alakası var yavrucuğum? Senin adın boncuk değil mi tatlım? Evet boncuk. Tamam boncuk. Soyun. Bak vallahi raptiye çağırırım şimdi abi. Evladım raptiyeye falan lüzum yok. Boncuk. Soy ismin yok mu? E desin ne öyle? Biz ne dedik? Bir tuhaf soruyorsun. Baygın da bakıyor böyle. Soyun. Değil mi yavrum? Yani soyadın var değil evet, mi? Evet var. Güzel evli misin? Evet. Yek misin düğ müsün? Hayır duvarayım. Bak baba bak sen. Öyle değil be yavrucuğum. Yani senin sevcen yok mu? Var. Kim? Ama işte artık kullanmıyoruz. Ben artık onu. Neyi kullanıyorsun? İkilik cezve vardı. Geçen sene aldım. Kahve cezvesi demek istemiyorum sen yavrucuğum. Sen ne cezvesi diyorsun? Yani familyan var mı? Var. Bir yazlık bir kışlık. Ya iki tane. İki tane işte ne yapacağız? Nasıl oluyor lan? Kışın üşüyor mecburum. Nasıl üşüyor? Kışın üşüyorum mecburum. Neye mecbursun? Dedin ya fanilen var mı diye. Ay Allah elini versin senin. Fanilya demiyorum ya. Senin kaşık düşmanın yok mu yavrum? Var. Ay yine köpeğe benzetmeye başladın. Hayır. Yani evli değil misin? Hanımın var mı? Var ya. Onlar... Çok güzel. Var. Çoluk çocuk? Var efendim. İyi güzel. Kaç aylık bunlar? 7.65'lik. Adam tabanca soruyor kaç aylık. Hayır yani. Çocuk. Evladım en büyük çocuğun kaç yaşında? En küçüğü 29 yaşında. Güzel. En büyük oğlum bu sene 85'e girdi. 85 yaşında. 85 yaşında. Bravo. Sen kaç yaşındasın? 35 yaşındayım. E nasıl oluyor bu? O beni beklememiş. Aceleci önden çıkmış. Anladım ki sen çok hoş bir insansın. Nasıl anlamadım? Çok hoşsun diyorum. Sen de çok kuçusun ha. Seni işe alışayım yavrucuğum. Ben işe giriyor muyum ben? Gireceksin tabii. İşe giriyorum değil ben, mi? Ben ne oluyor öyle lavallik? Yok bir şey. Öyle değil. Elimi falan tutma. Ben böyle lavallikten hoşlanmam tamam mı yavrum? Sen ciddi adamsın. Evet. Benim yanımda çalışacak insan ciddi olmalı. Değil mi aslanım unutma bunu. Ciddiyetini hiçbir zaman bozmayacaksın koçum tamam mı? Sevdim seni iyisin vallahi. Niye vuruyorsun ya? Ben sana vuruyor muyum yavrum? Vuruyorsun şimdi. Hayır seviyorum yavrucuğum bak. Aferin diyorum sevdim seni diyorum yavrum. Ay ben de seni içinden kaynadım bir de. Nasıl sevdim seni Gökhan'a nasıl sevdim? Yoruyorsun be. Hadi lan sevindiğini bilmiyorsun be. Sen beni sevme tamam mı? Evet. Bak ben Pürüzü Dana Bey'in oğluyum. Tanıştırıyor boynuzlu Dana Bey'in oğlu. Hayır yavrum. Pürüzü Dana benim babam olur. Evet. O karşıdaki çiftliğin, büyük çiftliğin sahibiyiz biz. Evet. Bu evde oturuyorsunuz şimdi. Evet. Şimdi bu evde oturuyoruz. O çiftlik de bize ait. Allah eksik etmesin. Şimdi sen bizim çiftliğimizde çalışacaksın. Allah razı olsun. Uykuyu sever misin? Bayılırım. Hayattan sevdiğim uyku. O zaman burada erken kalkmana lüzum yok ha. Allah razı olsun. Rahat uykunu al. Gece 12'de mi yattın? Mışıl mışıl uyuyor. Fosur uyuyor. Evet. 3.30'da kalk yeter. Allah razı olsun. Kaçta kalkacağım? 3.30'da. Gece 12'de yatıyorum. 1.30, 2.30, 3.30. Evet 3.30 saat. 3.30 saat uyuyor. Sopur. Evet yavrucuğum insan şişer 3.30 saat uykuyla. Evet. Şişerim ya yerinde duramam ya. Şimdi kalkınca. 3.30 saat. Evet sopur. Uyudun. Evet. Kalktın ne yapacaksın? Bir daha yatarım. Hayır yatmayacaksın. Uykumu alamadım. Oğlum aldın sen. 3.30 saat uyudun yavrum. Şiştin sen. Hemen ahçıya sesleneceksin. Evet. Ahçıbaşı diyeceksin. Ahçıbaşı. Ne diyeceksin? Kalk uykum geldi orada ben yatayım diyeceğim. Hayır yavrum. Ya uykumu alamadım. Uyudun ha, yavrum. Sopur. Evet. Kahvaltımı hazırla diyeceksin. Ben kahvaltımı ahçı mı hazırlayacağım? Tabii oğlum çiftlikte çalışmanın avantajı bu yavrum. Ne güzel uçaktır evet. Bu. Ahçıbaşı hemen senin kahvaltı. Ahçı kafası. Ahçı kafası ne? Ahçı başı. Kahvaltımı hazırla. Hemen ahçı başı dört ayaklı masaya kahvaltını hazırladı senin. Dört ayaklı masaya.
Çeşit çok bol bir defa. Bir baktın. Alıştır alıştır şöyle. Bir haftadır açın. Şaşırdın. Masanın üstündeki zenginliği görünce şaşırdın. Baktın açı başı oraya iki tane tabak koymuş. Birinin içinde iki dilim ekmek var. Öbüründe dört tane zeytin var. Kaç tane? Dört tane. Şaşırıyorum ben. Sofrada zenginlikten. Dört tane bitti mi? Evet evet şaşırma oğlum şaşırma her zaman verecekler. Ay işte uykumu aldım ya ondan şaşırıyorum. Sen şimdi o dört zeytini yiyip o iki dilim ekmeği yersen ne olursun sen? Zehir olur. Yerimde duramam ben. Efor dolarsın. Sen iş arıyorsun. İş arıyorum. İş arıyorum. Hemen fırladın. Bizim depo var yukarıda. Evet. Binanın yukarısı. Yedi kat yukarıda depo var. Depoya su doldurmak lazım. Aşağıda da kuyu var tamam mı? Evet. Hemen kuyunun başına fırladın. Kovayı attın kuyuya. Lap 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 çektin. Lap 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 yedinci kata çıktın. Depoya hemen suyu döktün. Hemen aşağıya indin. Depoya suyu döktün. Yarım saatte doldurursun o depoyu. 800-900 kova su alır. Yarım saat yedi. Yedi kattan aşağıya lap 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 lap. Evet. Suyu alıp yukarı pat 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 yukarı. Evet. 700-900 teneke kadar. Evet. Yarım saat yeter mi? Yani yarım saat ne olacak be? Ben bunu 12 dakikada bitiririm. Evet. Yerimde duramam komşu evlere su taşırım döveceğim adamı ben biraz. Tabii. Yemeğini yemişsin, uykunu uyumuşsun. Döveceksin. Öğlen oldu. Evet. Öğlen olunca ne olacak? Öğlen. Öğlen yemeği. Öğlen yemeği. Evet. Herhalde sabahleyin alıştırıyorlar dövzettin ki akşama iştahım açılsın öğle yemeğinde daha çok iyi. Hemen açıya seslendin. Ahçı tepeci. Ya ahçı başı. Ahçı başı. Hemen benim öğle yemeğimi hazırla. Ahçı başı altı ayaklı masada hazırlıyor öğle yemeği. Baba yemekler ağır geliyor ki. İki ayak takviye yapıyorlar. Evet. Bir baktın şaşırdın. Bu ne zenginlik. Üç dilim ekmek. Dört tane zeytin. Ama yeşil zeytin. Ha. Bak değişikliğe bak, çeşide bak. Yeşil zeytin. Sabah siyah, öğlen yeşil. Akşama pilizi. Yavrum ben. Üç dilim ekmek, uykumu da almışım. Masada altı ayaklı. Masada altı ayaklı. Niye altı ayaklı? İkisini kırıp kafanda kıracağım işte. Hemen sen onu da yiyince ne olursun? Ya zıplıyor. Evet, iş arıyorsun. İş arıyorum. Hemen yukarı çıktın, bizim köşkü... Doldurdum suları aşağı kuyuya boşalt. Yok yavrum, bu suları boşaltma. Bizim köşk 42 odalıdır. Hemen süpürgeyi eline aldın, fıt 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 42 odayı süpürüverdin. Ne tutar? Ne tutar? Tutsa 7 dakika. O kadar işte. Odalar şu kadar şu kadar mı? Yok normal. Bayağı bildiğimiz oda. 5 dakikada biter o zaman. Yoksa bitiremez mi? Vay adam dayaklık vallahi. Bitiremez. Bitiririm be aman be. Bitirirsin bir oda. Hiç merak etme aslanım benim, göreceksin. Tam istediğin yere düştün Allah sen. Allah. Hadi gidelim ben seni babamla tanıştırayım tamam mı? Babana mı içeceğim? Evet. Olur. Gel peşimden gel yavrum. Ne adam değil. İyi kalpli adama benziyor. Bakalım de, işte olacak. Vay Hamdi Bey abicim. Hamdi Bey abicim. Hürmetle ederim. Öpeyim abi. Nasılsın? Sağ olasın. Babam da iyi abi. Kimle konuşuyorsunuz? Hamdi Bey amcanı görmedin mi yavrum? Hamdi Bey amcanı görmedin mi? Nerede Hamdi Bey? İşte yanında duruyor. Hadi yavrum. Be. Ayağına basıyorsun. Çekil biraz. Hadi çek. Vallahi uğraşıyor. Öp Mustafa Bey'in elini. Nerede Mustafa Bey? Orada işte lan. Hadi diyelim ki Mustafa Bey var burada. Burada diyorsun. Bu kadar adam mı olur? Kanalizasyon çukurunda tamirat yapıyor adam be. Uğraşıyoruz işte. Her neyse. Seni sevdim aslanım. Gel benden babama tanıştırayım seni. Dur bakalım. Gel. Evde neler olacak? Bir onu görelim. Ah şu kadında insan yaranamaz. Hizmetçi dedi aldım. Uşak dedi aldım. Çapyası var. Bir evde her şeyi tamam. Ne yapacağımı şaşırdım ya. Sabahtan akşama kadar erkekler aptaldır, kadınlar akıllıdır. Erkekler aptaldır, kadın. Ne yapacağımı şaşırdım biraz. Ay o sabah sabah ne söylenip duruyorsun? Ne söylenmeyeceğim hanım? Tabii kadınlar erkeklerden daha akıllıdır. Yok canım, nereden akıllıyım? Biraz evvel içeride seni pişpirikte yendim. Evet. Bezikte yendim, pokerde yendim diye sinir oluyorsun değil mi? Şansla yendin. Meşhur laftır hanım. Nedir meşhur laf? Ha, kadının saçı uzun aklı kısa. Ayol kadınlar erkeklerden her zaman daha... Olmaz böyle şey, bırak Allah aşkına ya. Herkes hani, kendine göre akıllıdır. İster misin bunu ispatlayalım? Nasıl ispatlayacağım? Seninle bahçe girelim mi? Girelim. Kadınlar mı akıllı erkekler mi? Oldu. Şayet sen beni yenersen erkekler daha akıllı. Ben seni yenersem kadınlar... Tamam anlaştık. Tamam mı anlaştık mı? Gel. Geldim. Ladesim ladesi olsun oldu. Mu? Bugünden itibaren seninle bahçe girmiş oluyorum. Tamam oldu be. Anlaştık be. Şimdi. Şimdi rahatladım ya. Beyefendi. Hiç olmazsa yapacağımı bilirim. Buyurun kahvenizi. İyi yaptın kızım. Hadi kızım içeri. Hadi kızım içeri. Hadi kızım içeri. İyi şimdi kaldırmış.
Hanımcığım, bak sana hizmetçi bir kahve yapmış. Ağzına layık güzelim. Köpük köpük. Hadi yavrum. Çok teşekkür ederim. Aklımda. Allah kahretmesin, yapamadık ya. Ne yapmalı, bir şey yapmalı şimdi buna. Mis gibi kahve. Aklıma geldi. Hanımcığım, hani ben sana bir sürpriz yaparım demiştim ya. Ay, dün gece bahsettiğin sürpriz ya, yoksa. Ya vallahi. Sabaha kadar uyku uyuyamadım. Ne aldın bana? Ben seni uykusuz bırakır mıyım yavrucuğum? Kuyumcuları gezdim. Dolaştım. Bunu buldum yavrucuğum. Siz altın bir zincir. Al şunu. Aklımda. Allah Allah. Kanmayacağı tuttu. Ama ben bulurum onu yumuşak tarafına. Gel. Aptal olduğunu tahmin edebiliyorum kendime. Nasıl ya? Anam geliyor aklıma bu sefer de. Kadın
değil. Karım tutturmuş. Erkekler aptaldır, kadınlar akıllıdır. Şimdi biz erkekliği temsil ediyoruz. Bana yardım edin. Bu maç gibi bir şey. Tabii. Olur. Yani o kazanırsa kadınlar galip geliyor. Aa? Sen kazanırsan... Aa? Sen küme düşürürsün erkeklere. Evladım. Şey yapacağım. Şimdi dinle beni. Sen bana yardım et hadi o çocuk. Evet. Yardım et bana. Bana yardım etmen lazım. Evet. Yani aramızda bir... Yardım etmem lazım. Tabii. Vallahi fazla bir şey yok. Şunu vereyim Allah ben sana. Allah aşkına yavrum. Yani gel öteki ayakkabı vereyim. Biraz yardım hadi et. Hadi yeni camiye. Öylesi değil yavrum. Ha. Yani sen erkekliği temsil etmiyor musun? Ha. Ben de erkekliği temsil ediyorum. Erkekler yardım eder birbirlerine. Ha. Ne bakımdan? Onun için aramızda bir parola yapalım. Mesela hanım beni kandıracağı zaman hatırıma gelsin. Sen şöyle otur. Oldu oğlum. Ha, oldu. Sen ne bulayım ben şimdi? Mesela ben mesela, ne bulayım şey, mesela? Dedi, bir şey dedin demiş. Parola. Ben şimdi sana bulayım ben. Hadi bul oğlum. Fatma Hanım'ın oğlu var ya. Ne? 9 doğurmuş. Ne o? Dedin ya bana bir palavra bul diye. Öyle değil yavrucuğum ya. Yani aramızda bir parola yapalım. Hadi. Hazırlatmak için. Deşişe. Ha? Tamam. Tamam. Nasıl bir şey mesela, bu? Mesela çiçekler. Hadi ben sana gelip onu söyleyeceğim. Ha? Benim hatırıma gelecek, ben de kalmayacağım. Aklımda bir şey. Tabii. Nasıl bir şey bulalım? Hatırıma geliyor geliyor. Ne bulalım? Çiçeklerden bir şey. Çiçeklerden bir şey bulalım. Menekşe. Anam hiç mi menekşe görmedik? Menekşe bana menekşe. Sana menekşe. Menekşe de bana. Yok menek. Topat diye destek o zaman. Olmaz. Katır tırnağı anam. Ooo. Kibar bir. Kibar. Kibar bir ağaç olsun. Kibar olsun canım. Oturuk ağaç. O da olmaz oğlum. Olmaz. Gel sabahtan bulalım. Olur bulalım. Gel sabahtan bulalım. Bir şey ne bulalım? Lahana olmaz. Olmaz. Ayıp o lahana. Kaba. Kaba. Kibar bir şey. Hıyar. Şimdi senin yanına hanım geldi mi? Ha. Ben geleceğim hemen böyle yapacağım. Ha. Hıyar beyefendi. Olmaz. Hıyar ama nokta. Hatırlayacaksın sen. Hatırlarım ama olmaz. Veya hıyarla beyefendiyi karıştırıyorsun ha. Oğlum. Ha. Hıyar nokta beyefendi. Öyle mi diyeceğim? Ha. Ha. Hıyar karakol beyefendi. Olmaz karakolun ne işi var orada oğlum? Karakol nokta dedin ya. Nokta var orada. Ha. Hıyar nokta beyefendi. Tamam ben tamam. Sana bak. Öyle. Yani ben sana akıl atacağım. Ha. Gerisine karışma. Tamam oğlum. Bana bırak. Anlaştık tamam, bu işi. Sen rahatına bak. Tamam oğlum tamam. Şimdi tamam. Ben gideyim hazırlığımı yapayım. Hah. Ya bir dakika şimdi aklıma geldi. Ya ne diyecektim ben sana? Ben de karnabahar mıydı ben, neydi değil, o? Değil. Üstapanak mıydı? Değil ya. Ne söyledi paramı da? Bir şeydi dur. Dikkatli bak. Dedik, dikkatli bak bakayım bana. Ha hıyar. Ha tamam. Hiç merak etme. Hıyar. Doktor. Hıyar dedin mi aklıma gelir. Ha. Tamam oğlum. Hadi. Tamam. Hadi Allah yardım hadi, olsun. Hadi sağ ol çocuk. Ya şu işin içinden gittik. Ne oluyor kızım? Kızım niye ağlıyorsun yavrum? Siz burada mıydınız? Niye ağlıyorsun ben? Çocuğum benim? Söyle kızım benim. Niye ağlıyorsun yavrum? Söyleyemem. Niye? Katiyen söyleyemem. Söyle kızım sana biri bir şey mi yaptı? Ne oldu yavrum? Hadi çocuğum. Ben bu evde artık bir saniye kalamam. Sebep ne kızım? Söyle bana. Ha? Söyleyemem. Niçin yavrum? Çünkü bu bir namus meselesi. Namus meselesi mi? Evet. Biri sana bir şey mi söyledi? Kaç göz mü etti? Hayır. Daha kötü. Nasıl kötü? Nasıl ağlama? Bebeci. Ne var? Bebeci. Söyle. Eşek mi ağlıyor? Ne var? Bu söz ben sende. Söyle kızım. Söyle yavrum. Hanımefendi var ya hanımefendi. Ne oldu yavrum? Çıldırtacağım beni. Ne yapıyordun Akıca burada? Şşş, tabii sen. Ne yapıyordun kıza tıkıştırıyor musun? Sen ne aç? Dışarıya. Ağlama anam, ağlama anam. Gel canım. Gel anam, ağlama şimdi. Dur, sütünü veriyorum. Dur bir dakika şimdi. Ağlama ben sana yardım edeceğim. Sinan! Unutmayalım. Parolayı biliyorsun. Tamam, hadi. Tamam mı? Tamam. Yeşil çekirge. Tamam. Bana gör. Yürü. Tamam. Lan o casus parolasıydı o. Neydi? Ha. Dur ya. Ha tamam. Hıyar. Aha, aha hıyar. Ama havayı tozutma. Olur. Hıyar. Olur. Söyle kızım ne oldu yavrum? Hanımefendi odanıza yabancı bir erkek almış. Kim? Hanımefendi. Çağır onu bana. Çağır onu bana çabuk. Çağır. Hanımefendi. Hıyar beyefendi. Çağır içeri içinde hıyarın zamanı bak. Ulan. Dışarıya. Hıyar beyefendi. Çay. Hanımefendi. Hıyar beyefendi. Efendim. Yesiz. Beyefendi sizi çağırıyor. Ay beyefendi orada mı? Burada. Gene ben meşgulüm. Ne diyor? Meşgulüm diyor. Çabuk gelsin buraya söyle. Peki. Hanımefendi, efendim. Hıyar beyefendi. Dışarıya. Sen bir etse bak. Beyefendi. Zamanı mı şimdi? Beyefendi sizi istiyor. Canım gelemem çıplak. Ne diyor? Ne diyor? Çıplakmış. Girsin buraya gelsin çabuk. Peki. Ha. Hanımefendi, efendim. Hıyar.
zorla almasını bilirim. Ne olacak? Hayır! Gel buraya! Ulan 8 küpe hıyar sattı ben. Çifti meydana, kadınların akıllısı bu, erkeklerin aptalı bu. Ama işin içine namus girince böyle oluyor. Tabii haklısınız. Değil mi ya? Tabii. Gel benim sevgilim hanım. Bir daha iddiaya girmeyin benimle, oldu mu beyefendiciğim? Gel şöyle ağaçların altına gidelim. Gaga gagaya sevişelim. Hadi canım benim. Kuşlar gibi. Hadi canım benim. Gaga gaga. Gagayla ak baba. Gaga gagaya. Ne gidiyorsun? Ne gidiyorsun? Ne gidiyorsun? Gördün mü bak? Kadınların daha zeki olduğunu nasıl ispatladık? Nasıl ispatladınız? Görmedin mi? Bak bacan, beyefendinin şeyinde ne yapacaksın? Adamına çatmadı da hanımefendi orada. Bana çatacak ki yavrum evde. Vallahi duman ya, bir dakika da hadisini şey yapalım. Ya. Kadınlar akıllı. Tabii ki kadınlar akıllı. Nedir akıllı kadınlar? La bir laf bile vardır. Kadının saçı uzun, aklı kısadır. Ya. Erkeğin saçı kısa, kolumalı uzundur. Ya. Tabii. Hadi istersen o mevzuda biz de bir ladise girelim. Tamam, girelim. Peki şimdi ladise gireceğiz. Sen beni yenersen kadınlar akıllı olacak. Ben seni yenersem erkekler akıllı olacak. Evet. Sen bunu bir maç olarak mı kabul ediyorsun? Evet. Tamam mı şimdi? Tamam. Tamam. Sen şimdi kadınlar tarafını müdafaa edeceksin. Elbette. Müdafaa ettiğin her şeyin sonunda senin taraftarların bayanlar seni atışacaklar. Evet. Ama ben müdafaa edeceğim erkeklerin takımını. Bu sefer bizim takım beni şey yapacak, alkışlayacak. Tamam. Tamam mı? Tamam. Söyle bakalım, müdafaa neymiş, dinleyelim. Biz kadınlar bir kere sizleri tam 9 ay 10 gün karnımızda taşıyoruz. Modası geçti, tüp çocuk var artık. Arkadaşlar. Haydi bastır erkek yüzü. Biz çocuk doğuruyoruz bir kere. Evet. Buyurun çocuk doğuruyor. Siz bir defa doğuruyorsunuz. Erkek yavrum evlendiği günden itibaren doğum evinin önünde çocuklar doğduktan sonra 9 doğuruyor. Ben sen ne diyorsun? Haydi bastım. Geldin mi? Ya kasabanın bütün kadınları toplanmışlar. Şeytanı bir şişeye kapatmışlar. Koymuşlar. Ya. Erkekler gelmişler, o şişenin mantarını tıkamışlar. Tamam, bu daha maça başlamadan yeniliyor bu şimdi. Var mısın ladesine? Varım. Ver, ladet tutuşalım. Evet. Tutuşalım. Ladetim ladet olsun mu? Olsun. Ne derler, dişlerler? Yerde ne var? Halı. Hayır. Evet. Ne var? Körün göz mü? Halı var işte, ne var? Hayır, çimen. Peki, oldu. Yerde çimen var. Gökte ne var? Tavan var. Hayır. Video mikrofonu var. Hayır. Ne var be o? Bulut. Tamam. 40 gün içinde sen de bu ladeti unut. Unut. Tamam mı? Tamam. Caymak yok. Yok. Oldu. Sen yemek yapıyor musun çabuk? Yapacağım. Bir ayda bize göre bir şeyler yapsan da diyorum. Yiyecek bir şeyler. Ne bileyim canım, sıkıntı da başlıyor. Ben de temizlik yapayım. Sen şunu da kalıpçıya götür, kalıpçıya ver. Akşama lazım olacak. Düğüne gideceğiz. Götür ver kalıpçıya. Aklımda. Şimdi iş dükünleşti. Boncuk. Birisinin çıkıp bana hıyar demesi lazım. Boncuk. Söyle yavrum bana. Sana karşı çok mahcubum. Ne gibi mahcubsun? Benden borç almıştım ya. Niye vermiyorsun? Vereceğim. Hani abim bir saat sonra parayı vereceğim dedim. Niye almadın? Vereceğim. Niye getirmedin? Ben o para için adam öldürürüm abi. Tamam. Parayı veriyor musun? Veriyorum. Ulan namusu kırmışım. Aklımda! Allah insana sevda çektireceğine nezle yapıp burnunu çektirsin daha iyi arkadaş. Ben bu evin oğluyum. Yaşım 42. Babama sorarsanız hala 6 yaşında çocuk muamelesi yapıyor. Yalnız başına bırakmaz. Kimseyle arkadaşlık edemem. Ahlaksız çocuklarla ahlakım bozulurmuş. Kendi başıma hareket edemem, daha küçükmüşüm. Ne bileyim, hareket etme selahiyetine sahip değilmişim. Bıktım, usandım. Halbuki ben seviyorum, aşığım. Bugün de sevdiğim kızla buluşmam lazım. Gel gelelim, babamdan izin istemeye cesaretim yok. Bir erkek evlat olarak 42 yaşındayım. Babacığım müsaade et, bugün 2 saat sokağa çıkayım demeye cesaretim yok. Ne yapsam acaba? Hizmetçiyi çağırsam bana izin alır mı babamdan? Güllü! Buyurun küçük bey. Gel yavrucuğum. Sen beni seversin değil mi Güllü? Tabii severim. Ben de seni severim. Bak bu kadar senedir ben senin hiç kalbini kırmadım. Tabii. Benim bugün 2 saat dışarı çıkmam lazım hayatım. Evet. Ama babama gidip de babacığım bana 2 saat izin vermeyi demeye cesaretim yok. Şimdi babama gidip benimle amma 2 saat... Güllü! Bu top yine senin mi? Hayır. Al, senin olacak bu galiba. Peki. Aklımda. Bir şey yok. Aramızda bir şey var da onu ben söyledim. Ne var? Aranızda bir şey mi var yoksa? Çekil bakayım buradan. Çekiliyor.
Hafif kandırabilirsin. Yavrucuğum, ne olur şimdi babama git de benim için. Hadi be, 2 saat izin istiyor deyiver ha. Kim? Sen. Ben. Evet. Babanıza gideceğim, izin isteyeceğim. Ben benimle var. Beyefendi, siz babanızın ne kadar sinirli olduğunu bilmiyor musunuz? Ben bunu nasıl yaparım? Haklısın yavrucuğum, ben evladıyken izin istemeye korkuyorum. Sen hizmetçiyken tabii isteyemedim. Ya, kusura bakma. İsteyemem tabii. Rahatsız ettim yavrum. Kız haklı. Acaba kime istesem izni? Tamam, Kahya. Babam Kahya'yı çok sever ve sayar. Onun fikirlerini hürmet eder. Şimdi Kahya'yı çağırırım. O benim namıma muhakkak izin ister. Abdurrahman! Dur! Ay, bu herifin de heybetinden bıktım. Yürürken güm güm yapıyor bu oyna. Güm! Gel. Bugün çok heybetlisin yine. Ana. Abdurrahman, beni seversin değil mi? Çok severim. Ben de seni severim. Hani saygım vardır her şeyden evvel sana. Benim bir ricam var. Ne? Babama gidip de benim namıma 2 saat izin isteyebilir misin? Hadi bey, kusura bakmayın. Sizi severim. Fakat babanızın sinirli olduğunu bu evde herkes biliyor. Doğru. Onun için izin istemem. Kusura bakma. Pardon. Güm. Aybata bak be. Güm. Hadi heybetim baksın. Güm. Tamam, buldum. Üvey annem. Üvey annemdir ama iyi kadındır. Beni çok sever. Babama da söz geçirecek tek insan odur. Muhakkak alır benim için izin. Anneciğim. Efendim. Anne. Efendim Hadi. Anne, ben bugün 2 saat dışarı çıkmak istiyorum. Arkadaşlarla buluşacağız da. Nereye gideceksiniz? Kızla erkekle diskoya gideceğiz biraz. Ne olursun babamdan 2 saat izin benim için. Kesinlikle babanızdan izin alamam. Buna ben de müsaade vermiyorum zaten. Eyvah, bütün ümidim buydu. Yandım. Tamam, iş gene bu aptal uşağı kaldı galiba. Boncuk! Ne var lan? Kancık oldu kancık! Gel buraya! Deminden beri oyun oynuyorsun. Benim ne halde olduğumu sormuyorsun değil mi? Ne gibi? Mahvoldum. Bir haftadır dışarı çıkamıyorum. Bir haftadır. Kancık! Evet ya. Bu senin değil mi, dışarıda buldum? Ha, nereden buldun onu? Dışarıda buldum, bahçede. Yürü! Süper akra aklımda! Al şunu. Bana bir de bir mesele var. Çok güzel be. Bizim burada başımızda ateşler yansın. Sen burada oyun oyna öyle mi oğlum? Ya bak şimdi bir haftadır dışarı çıkamıyorum ben. Yapamadın. Evet. E niye doktora gitmedin ya? Doktora mı gideyim? Niye gideyim doktora? Doktoruk bir hadise. Öyle değil be yavrum. 15 gün kadar bu mühim bir şeydir senin. Hayır efendim, mühim falan değil. Ben bir haftadır sokağa çıkamıyorum. Biliyorsun geçen hafta yarım saat geç kaldım diye babam 15 gün izinsizlik cezası verdi. Yani baban nerede bu? Ama bugün benim dışarı çıkmam lazım. Ne olursa olsun bugün dışarı çıkmam lazım. Tamam annene söyle, babana söyle. Çık git. Hepsine sordum teker teker. Hiçbiri benim namıma babamdan izin almaya cesaret edemediler. Babam ben de buradan kızgın adam. Onun için sen şimdi gideceksin babamın yanına. Bırak beyefendi, bu çocuk 2 saat dışarı çıksın diyeceksin. Ne diyeceğim, bırak beyefendi. Bak tamam, sen babamın yanına nasıl girersin? Ben nasıl gireceğim? Elim ayağım titreyerek gireceğim. Kapıyı nasıl vurursun? Böyle tak 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 diye vurup giriyorum ben. Bana bak, bana öyle geliyor ki babam bundan cesaret alıyor. Ondan korktuğumuzu, çekindiğimizi biliyor, onun için bunu yapıyor. Bu taktiği değiştirelim. Evet. Evet, bu kaydı yıkalım. Bu taktiği değiştirelim. Evet, şimdi git. Bence 4 Murat alsak daha iyi gibi geliyor. Değil be yavrucuğum, taksi demiyorum. Taktik değiştirelim. Taktik. Mesela şimdi her zaman babamın kapısına gelirken böyle tık tık mı vuruyor? Şimdi öyle vurmayacak. Nasıl vuracak? Gir babamın kapısının önüne gel, kapıya langır bir tekmeyle kapı devrilsin. Öteki duvardan çıkıp çıkın. Hayır be. Gir babamın yanına, bana bak efendim. Sen delimişsin be. Niye? Adamın suratına düşen bir parça be. Olsun ben değil mi? Ben kapıya tekme vuracağım, tamam bittim ben orada. Böyle yapacaksın hem. Bana bak efendim. Bu çocuğa izin ver de 2 saat çıksın, geçsin diye. Yapamam ben. Yaparsın. Bir tecrübe edelim hadi. Yapamam vallahi. Ben şimdi babamın oturuyorum, gir kapıdan. Langırt. Aferin, güzel oldu. Bana bak beyefendi, bu çocuğa izin. Ne var be? Ne oldu be? Olacağımı ben biliyorum, söyleyemem. Ya babam böyle bağırabilir, sen gene söylersin. İzin ver bu çocuğa dersin. Ay babam beni dövebilir, yine söyleyeyim ben. Söyle ne olur ya. Tamam olur. Benim tamam. İçin 8 sopa ye ne olur. Gel çıkar. 2-3 kemiğin kırılsın ne olur be. Ne olur be. Kıl gidiyor da süpür süpür aşağı. O demindi galiba. Söylemiyor musun? Söyle. İzin istemiyor musun? İstemiyorum. Pekala. O zaman ben de babama giderim. Yarım tepsi baklavanın ne olduğunu anlatırım. Ne anlatacaksın o baklavaları, ben mi yedim? Vallahi ben geçiyordum mutfağın önünden, bir şapırtı işittim. Bir baktım ne var diye. O ne biçim baklavayı içti böyle? Ne biçim? Makineli tüfek gibi böyle. Pat 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 pat. Öyle mi yapıyordu? Ben orada tepsi duruyordu, orada esnedim. Baklavadan arka arkaya ağzından içeri gidiyor hepsi. Böyle terbiyesizlik görmedi. Sen bir davet eder. Babamdan izin almazsan benim namıma baklava yediğini söylerim. Gel. Alacağım. Alacak mısın? Sen şimdi içeriye git. Babanı buraya gönder. Olur. İçeriye duman sal, o çıkar. Ne demek duman sal? La biz köyde ayı çıkartmak için inden öyle yaparız. Ben şimdi babamı ürkütürüm, bu tarafa gelir tamam mı? Hadi babana çiftlenemezsin. Ya bu adam aksi adam abim, söylenmez. Ben biliyorum başıma geleceğim. Şimdi ne bekledik bu be? Utanmazlığa bak be. Yumruk kadar çocuğu yalnız başına sokağa bırakmışlar. Olacak şey mi bu be? Ayıp be.
38 yaşında çocuk. İnsan sokağa bırakır mı onu be? Evet. Bu yaştan sonra. Yazık değil mi çocuğa? Efendi ne olmuş hayrola? Ya Hüsamettin Bey bizim. Evet. Çocuğu sokağa bırakmış. Araba çiğner, at çiğner. Bacak kadar çocuk olma. Bacak kadar çocuk ya. Bari kardeş yine küçülme adamı. 38 yaşında. Aa, daha konuşmaya başlamamış ya. 38 yaşındaki çocuğu mu bırakmış? Tabii ya, sokağa bırakmışlar. Adam İnsan mı bırakır mı? Tabii. Ya da bu adamdan izin istedim. Allah Allah. Allah Allah. Daha sen 4 sene bekle oğlum. Sokağa çıkamazsın sen. Şimdi geldi bu adamdan söylesin. Şimdi söylemezsen bir türlü baklavaları yer. Beyefendi. Ben burnumdan soluyorum be. Beyefendi. Efendim. Şimdi ben diyorum ki. Söylesene şu. Ne? Selamun aleyküm. Aleyküm selam. İnsan girerken selamı verir. Unuttuk ya. Şimdi mi verir? Allah Allah. Şimdi ben diyorum ki bu çocuğa eğer bu mevzuda çabuk selamun aleyküm. Ne oluyor be? Ne oluyor be? Dün sabah vermedim selam, şimdi veriyorum onu be. Aleyküm selam. Peki selamı ver. Oynama lan. Tamam. Baban kızıyor oğlum, oynama. Beyefendi sen gelsene şuraya. Ne oldu? Şuraya otursana. Ne var yerimden ben memnunum oğlum. Otur sen oraya. Ne oldu ha? Adamın adabını bozuyorsun be. Kur'an yapıyor oradan onun için beni düşürdü. Şimdi beyefendi. Ha. Bu çocuk bir acıma beni gördü. Evet. Dedi ki git babana şöyle git selamın aleyküm. Ne oldu şimdi? Yer değiştirdin ya be. Onun selamı. Öyle geçti. Adama bak be. İnsanları insanı gördü mü selamlaştı. Evet. Şimdi sabah oynarken geldim ben. Baba oynama lan. Oynama lan. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor oğlum? Bana ara sıra böyle geliyor, bir şeyler geliyor bana. Ara sıra mı geliyor? Evet. Ha öyle de ara sıra geliyor diye oğlum. Evet. Bana ne geliyor acaba beyefendi? Ne geliyor? Bilmiyorum ki siz biliyorsunuz. Ha? Ara sıra bana böyle... Havale mi geliyor? Havale mi geldi? Ha? Anam babam göndermiştir Bursa'da, alıp geleyim onu diyor. Ne? Havale geldi dedi ya. Ulan para para değil be. Yani ara sıra böyle havale geliyor. Şimdi ara sıra geliyor. Ha? Şimdi geçenlerde oynama lan. Ne ara sırası be? Sık sık geliyor be. Yapma. Tamam ben bunun bam dediğini buldum. Ben otur. Gel oynayalım. Bundan sonra bu benim elime düştü. Yedim bunu. Şimdi beyefendi. Evet. Şu meseleyi şöyle almak lazım. Ha. Bu oğlunuz var ya. Ha. Oğlunuz var ya. Ha. Ha. Oynattı mı vallahi oynattı. Ne oluyor oğlum? Tamam, bir şey ne oluyor? Yok, ne oluyor? Yok be ya, hesap yapıyorum ya. Ha hesap yapıyorsun ha. Şimdi bu çocuk. Tamam oğlum git söyleyeceğim diyorum ben sana. Ne diyorsun evladım? Kıpırdama. Ne? Bak beygir sine. Lahmacun kıymasını düşürmüşsün. Oğlum ne yapıyorsun? Söyleyeceğim dur. Şimdi bu sizin küçük bey beni sabahleyin burada gördü. Dedi ki babama söyle dedi. Ha. Babama söyle dedi. Ne dedi? Yok canım işte babamı çok seviyorum dedi ya. Ha seviyorum dedi. Ya de izini kendin al be. Evet. Dedi ki bana 2 saat dedi baba. Ne 2 saati be? Ben ona 2 tane saat aldım. Bir kol saati var, bir cep saati var. Bir de kum saati istiyor. Ne yapacak kum saati be? Bir de dedi ki meydan saati istiyor, kule saati. Ne işi var meydan saatiyle o? Oğlum dedi be. Bana, Allah bana Allah. Bağırdın mı? Ha? Bana bağırdın mı? Ne olacak yani? Oğlum ya ver şu çocuğa izin geçsin be. Ne izin be? Nereden izin vereceğim ben ona? Hadi be. Demek ki izin istiyor. Hadi be. Çağır onu bana. Babam izin verdi mi? Söyledi. Ne dedi? Dedi hayatta bir tane oğlum var dedi. 2 saat yeter mi ona dedi. 5-6 saat geçsin dedi. Bir tane mi oğlum var dedi. Git elini öp seni bekliyor. 5-6 saat teşekkür yeter. Teşekkür ederim canım kardeşim. Öpeyim babasını. Ne oluyor be? Bağırıyor be. Sen kim oluyorsun be? Ne oldu baba? 2 saat izin istiyorsun. Yaşın kaç senin daha? Kaç yaşında çıkar? Kim istemiş izni baba? Sen! Ben daha sokağa çıkacak çocuk muyum? Niye izin istemişsin izin? Hayır ben istemedim ana. Öyle bir şey baba. Ana! Ne yapayım? Vallahi dedi ya. Ne yapayım? Biraz evvel demedim ulan babamdan izin iste diye. Hayır ben öyle, ben daha sokağa çıkacak çocuk ne muyum? Ne yapayım sana? Vallahi dedi be. Yalan mı söylüyor çocuk? Ya, ben canım. Yalan mı söylüyorum? Yalan ben. Söylüyorsun tabii. Hadi be neredeyse hakaret edeceksin şuna bak bana. Ne ki o zaman ben? Ben söyledim mi? Söylemedim. Söyle. Aklımdan uydurdum dürüstlüğü. Nasıl uydurursun? Peki babacığım. Ha. Korkudan yapıyorum. Söyle. Tamam izin falan istemedim babama. Hakikaten 2 saat izin verseniz de gelsem hiç fena olmaz baba. Niye? Nereye gideceksin? Oturun izah edeyim babacığım. Söyle. Anlatayım. Ha. Babacığım Allah daha çok versin. Ha. Malınız mülkünüz çok biliyorum. Allah'a şükür. Kaç tane var. Çiftliğiniz var? Var. Babacığım. Efendim yavrum. Sana ne oluyor ben babacığım diyor. Kaç tane diyor. Allah Allah. Baba. Efendim. Sana demedim ya. Bana demedim. Babama söylüyorum ha. Babacığım. Efendim yavrum. Çık dışarı. Çık.
babacığım. Efendim. Ya çeneni kapa. Gel buraya çeneni kapa. Ya niye çıkartıyorsun? Oğlum sus da dur şurada. Tamam, dur. Diyorum ki babacığım, Allah daha uzun ömür versin ama yarın öbür gün size bir emrahat vaki olursa, ölürseniz... İnşallah, inşallah. Ne? Konuşuyorsun be? Ne? Ne biçim konuşuyorsun öyle? Dedin ya da... İnsan böyle bir şey söylediği zaman Allah göstermesin. Tabii. Allah gecinden versin. Öyle mi dedin? Tabii. Ne denirmiş? Allah göstermesin. Allah gecinden versin. Allah gecinden versin. Öyle söylenir. Allah göstermesin. Değil mi babacığım? Bütün bu mal mülk bana kalacak. Allah göstermesin. Ama... biliyorsunuz hayat bu belli olmaz. Evet. Bakarsınız piyangodan büyük ikramiye size çıkar. Allah göstermesin. Ne demek be? Geçinden versin. Olmaz ama da öyle şey olmaz. Olmaz öyle. Ona Allah versin. Tez versin. Allah versin. Ulan size bir karar verin oğlum. Oğlum buna öyle denir. Allah versin. Tez versin. Çabuk versin. Tez versin. Çabuk versin. Allah versin. Öyleyse. Tezi versin. Ama belli olmaz. İkramiyeyi alırsınız. Eve gelirken yolda başınıza bir kiremit düşer ölürsün. Allah versin. Olmaz oğlum. Allah göstermesin. Allah göstermesin. Ya Allah tez versin. Allah versin. Oğlum Allah versinin yeri ayrı. Allah göstermesinin yeri ayrıdır. Ben hepsini bir daha söyleyeyim. İstediğin yere koy be aman be. Ha sinir oldum. İçim var. Diyorum ki babacığım. Ha. Size bir şey olsa bütün bu mal mülk bana kalacak. Ama ben daha çiftliğimiz ne kadardır? Ne kadar tarlamız, ne kadar toprağımız var? Yanımızda kaç kişi çalışıyor? Sürümüzde kaç hayvan var? Bunları bilmiyorum babacığım. Haklı. Müsaade edin gezeyim, tetkik edeyim de ilerisi için kendimi hazırlayayım mı? Haklı. Çocuk haklı. Tabii. Yetiştin, büyüdün artık. Yeter kadar oldu. Bana çektin, babana benzedin. Maşallah bak. Efendim. Sana iki saat izin vereyim. Sağ ol. Vereyim de git gez bari. Hadi. Sağ ol babacığım. Hadi. Çok teşekkür ederim sevgili babacığım. Olmaz. Olmaz. Niye baba? Yalnız başına nasıl gider bir insan öyle? Olmaz. Niye baba? Olmaz. Olmaz. Ya senin yanına adam lazım. Doğru. Ya yalnız başına gidemem. Yalnız başına gidemem. Orman tehlikelidir. Ne lazım, ne lazım? Adam lazım. Adam lazım. Ya ama adam nereden bulacağız şimdi? Lazım. Hadi bakalım adam ana geldi. Yalnız başına nasıl gideceksin? Evet. Allah Allah. Olmaz. Evet. Büyük bir adam. Çekilsene ortadan oğlum. Dur bir dakika. Adam arıyoruz görüyorsun. Adam lazım. Tamam işte biz de diyoruz bizim adam. Biz adam diye eşek miyiz? Biz değiliz. Sen adam mısın? Evet. Sen adam mısın? Hayır insanım. Sen nesin? Ay sen erkek misin? He? Erkek misin? Dur bakıp geleyim. Nereye? Nüfus kağıdına bakacağız. Yazmaz mı orada? Oğlum biz öyle değil. Biz öyle bir adam arıyoruz ki o adamın ciğeri konuşmalı. Senin ciğerin konuşur mu? Hey yavrum benim. Bende bir ciğer var, fasulye eti yapıyor ben. Dur bakayım, ormana girdiniz. Evet. Ormana girdiniz, kurt sürüleri. 50 kurt, 60 kurt. Cıvıl cıvıl kaynıyor kurtlar. Üstümüze geliyor. Ha. Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Hemen oradan dut yaprağı alır, kurtlara verir. Ne kurtu ben? Kurt dut yaprağını ne yapsın? Ne bu? İpek beceği kurdu, kurt yaprağı yer ya. Öyle ipek beceği kurdundan bahsetmiyoruz. Biz canavarlardan bahsediyoruz. Canım. Evet. Farz et ki 50 tane eşkıya çıktı. Çıktı karşına, ne yapacaksın? Namluları doğrulttular üstümüze. Ne yapacaksın? Hemen seni ben önüme iterim, ben ağacın tepetine. Olmaz öyle şey. Olur. Hemen beni ağaca çıkaracaksın. Aha. Beni emniyette alacaksın. Aha. Sen döneceksin 50 eşkıya, göğsünü açacaksın. Buraya sıkın, buraya sıkın diyeceksin. Ulan bu spreyi mi sıkıyor be? Lafa bak açacağım, buraya sıkın. Buraya sıkın. Oğlum sen beni müdafaa edeceksin. Benim uğruma 8 kurşun sıksınlar. Ne çıkar? Ne çıkar? 2 tane... Uykumu almışım. Göz zeytini yemişim. 2 tane el bombası atsınlar sana. Ne çıkar? Ne çıkar? Ağzıma uçak taba soktunlar. Ne çıkar? Değil mi? Beni müdafaa ediyorsun. Edeceğiz. Eder babacığım. Siz adam aramıyorsunuz, enayi arıyorsunuz. Yok, adam arıyor. Müdafaa eder babacığım. Hiç eder mi? Eder baba. Bir şey var yalnız. Ne olur? Eşkıya çıkar dedin de aklıma bir şey geldi şimdi. Niye? Yoksa sen eşkıyadan korkar mısın? Ben başımıza bir şey geldi hala beyefendi hatırlamaz mısın ya? Ne olur? Bir dakika, seni eşkıyalar çevirdi mi? Otur bak. Ben bayılırım maceraya. Şimdi sen hatırlamazsan o zaman daha çocuktun. He. Daha küçücük çocuktu o zaman. Anlatma, anlatma bırak. Dur anlatacağım ya. Anlatma. Anlatma diyor. Allah Allah. Ya anlat anlat baba, merak ettim baba, anlatsın ne olur. Anlatma diyor. Ya anlatma oğlum. Anlat anlat sen anlat ben. Şimdi otobüste gidiyoruz, virajı döndük. Kim kimsiniz? He? Kimsin? Baban, annen, sen daha bebeksin kucağında. Ben otobüs. Ben çocukken oluyor. Otobüste dolu. Anlatma oğlum. Baba bırak anlatsın babacığım. Geldik virajda eşkıyalar karşımıza çıktı. 40 haramiyle. Dağ başında. Dağ tüfekleri. İn aşağı diyor. Arabadan indirdiler. Oğlum hepinizi. Dur be fedakarlığını söyleyeceğim sen. Baba fedakarlık mı etti? Aslan babam. Eşkıyaların reisi böyle yaptı. Kadınlar bu tarafa çocuklarla beraber, erkekler bu tarafa dedi. Evet. Biz nasıl korkudan erkekler bu tarafa geçti. Kadınlar çocuklar bağırıyorlar görsen. Babam ben sen yan yanasın. Ben yan yana duruyorum. Oradan eşkıyaların reisi aynen böyle dedi. Adamlarına döndü. Alın dedi, erkekleri dağa çıkartın. Ne yaparsanız yapın.
gidiyor. Bir tane de uzun boylu eskiya bana bakıp bakıp bıyık döküyor böyle. Benim ayağım titriyor. Şimdi eskiyalar şöyle bir şaşırıp durdular. Eskiya reis böyle yaptı yine. Ulan dedi, ne diyorum size, alın erkekleri doğa çıkartın, ne yaparsınız yapın. Hemen ben gittim eskiyaların reisine, dedim ki eskiya reisi bey amcacığım, bir yanlışlık oluyor. Bizim bildiğimiz böyle eskiyalar soygun yaptıkları zaman kadınları doğa çıkartırlar dedi. Tam eskiya reisi ikna olacak. Kes. Baban oradan demez. Kes. Ne dedi? Sen ne karışıyorsun eskiyanın işine? Baban kurtardı bizi. Sonra kalabalıktan dağa çıkıldı işte. Dağa doğru gittiler. Anladım. Orada ne olduğunu görmedim. Canım, her uzaktan bir aralık şöyle babanı tanır gibi oldum. Grekoromen yapıyordu galiba. Bana öyle gelmiş olabilir. Aslan babam ikna etmiştir muhakkak eşkıya reisi. Onu ver babacığım, beni hakikaten müdafaa edebilir. Eder mi? Eder mi? Sen? 2 saat izin ver. Tamam, 2 saat veriyorum. Sağ ol. O zaman gidin hadi. 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 Hadi 2 saati geçirmek yok. Hadi hadi. Tam 2 saat. Evet. 2 saat. Efendim. 2 saati geçirmek yok. Hadi gidiyor. Alın benim. Gezmeye. Sen nereye geliyorsun be? Ne demek ben? Sen hemen buradan çıkınca köşkten mahalle kahvesinde oturacaksın. Ben gideceğim yere gidip geleceğim. Yok canım, sen beni şimdi oraya götürmüyor musun? Oğlum benim gideceğim yere seni götüremem ben. Götürmüyor musun? Götüremem. Bebel diye! Ne var? Oğlumuz beni götürmüyor. Şşş, dedim sen, ne oluyor ya? Hemen götürmüyor. Şş, yapma gözünü seveyim ya. Niye götürmüyorsun? Oğlum olmaz, benim orada gideceğim. Orada eğlence var dedi. Tabii kadın kız dolu, sen beni ne yaparsın? Beni götürmüyor. Yapma yavrum. Kadın kız varmış. Ama sen oraya gidersek beni mahcup edersin. Niye mahcup edersin? Sen kadınla kızla konuşmaz. Veya konuşmasını bilmiyorum. Hadi canım. Allah Allah. Mesela ben bir kadınım. Evet. Şuradan geçiyorum. Bana tatlı bir şey söyle bakayım. Evet. Hadi. Ben. İş var mı abla? O ne biçim laf öyle be? Gayet normal. İş varsa iş vardır. İş yoksa o işine gider. Ben de işime giderim. Ne uğraşacağım orada? Ya pekala. Götüreyim götürmesine de. Yalnız nasıl gideceğiz? Nasıl gideceğiz? Çünkü hakikaten babam haklıydı. Ormandan geçmemiz lazım. Orman kum gibi eşkıya kaynıyor. O zaman babanı önden salalım biz. Yine bir fedakarlık yapsın diyor. Olmaz öyle şey canım. Beni götürmüyor. Götürüyor, tamam, götürüyorum ya. O zaman şey yapalım. Ben teki alayım. Babamın tekini, o tek tüfeği alayım. Sen de dolma tüfeği al. Evet. Sen dolma kullanır mısın? Yok abiciğim, ben yanında gelirim ben. Oldu, benim yanımda gelirsin, tamam mı? Evet. Yalnız ikimizden birinin dinç olması lazım. Nasıl? İkimiz de şimdi ormanda uzun müddet yürürsek yoruluruz. Karşımıza bir eşkıya çıkarsa kendimizi müdafaa edemeyiz. Edemeyiz. İkimizden birisi dinç olmalı. Ona... Dinlenmiş kalıyoruz. Dinlenmiş tamam. Tamam, gel bakalım evvela ben bineceğim. Nereye? Sana. Ne demek ya? Sırtına ben bineceğim. Niye sen biniyorsun? Ben bineyim evvela. Olmaz, evvela benim bilmem lazım. Neden? Ama ben Beyoğlu'yum. Ama ben de Kasımpaşa'yım. Hadi bırak öyle şeyi, gel bakayım. Göreceksin bak, ne güzel bir taktiktir bu, beğeneceksin. Ondan sonra her zaman böyle gideceksin. Çok affedersin ama sen ne arıyorsun? Senin özengin yok mu? Hayatım beni hadi ki atsan etti beni. Hadi 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 yavrum, uysuzlaşma hemen. Hadi. Kandacım açık edelim. Ne oluyor yavrum? Bu ne? Bilgirliğe konsantre oluyor. Hadi. Yani burnuna saman kaçar ya. Yapar. Unutma, bir şarkılık taşıyacaksın, tamam mı? Hadi. Başlıyoruz. Başlıyoruz. Kıdımı şıkıdımı ya. Hadi lan, hadi lan. Ne oldu be? Şıkıdım şıkıdım, beni dörtlan mı koşturacaksın? Daha ağır mıyız? Ağır şarkı. Olur, ağır olur. Gel yavrum. Ama sinirlenme, hemen gel. Üzengiye basmadın, bas ama. Beygirliğimi unutuyor. Hadi gel. Kargalar uçtu bu dağdan. Ne oldu? Ağır. Sevmedim bir şarkı. Niye? Kargalı şarkı. Sevmiyor musun kargalı şarkı? Kuşlu şarkı sevmiyorum da ondan. Ha, kuş sevmiyorsun. Kuş sevmiyorum. Olur, kuşlu şarkı. Gel, gel. Gel, gel. Hadi. Bülbülüm geldi dile. Ne güzel şarkı be. Bülbülüm. Ulan bu da kuş değil mi bülbül? Kuş, bülbülsüz kuşsuz şarkı diyorum sana. Benim de aklıma kuşsuz şarkı gelmiyor ya. Gel bakalım şöyle. Gel. Ama yem saatim geldi. Hadi. Turnalar gelir uzaktan. Turnalar gelir. Ulan turna kuş değil mi? Eşi olacak. Hakikaten öyle. Buluyor, kuşlu şarkı buluyor ya. Gel. Sinirim bozuldu. Peki peki gel. Öyle kuşlu söylerim. Hadi gel. Hadi. Bizim köye selam edin tu... Nalar hey. Bak işte kuşlu şarkı bu. Bizim köye selam edin
söylemedik işte. Irık bu çocuğu, sen de. Tam geliyor, turnayı buluta sokuyor orada. Ondan sonra turnayı görmüyor ben, oradan yine turna. Hadi bakalım gidiyoruz. Bizim köye selam edin. Aybata bak ha. Amşarım, bu kız senin neyin oluyor? Kardeşim oluyor, ne olacak? Onu bana ver. Yok ya, sen kasaptan et mi alıyorsun be? Bana bak, sen beni tanıyor musun? Ben buraların kahyasıyım. Olabilir, buraların kahyası olabilirsin ama benim keyfimin kahyası olamazsın ya. Şimdi sen bana o kızı veriyor musun, vermiyor musun? Sana verecek ne kızım ne de kozum var benim ha. Bak hemşerim. Ne oldu? Sana yarım saat müsaade veriyorum. Yarım saat sonra buraya geleceğim. İyi düşün. Ya kız kardeşini bana verirsin ya da ölümlerden ölüm beğen. Hadi yürü bakayım, buralarda bir daha dolaşma. Aybata bak be. Hey ya, ne günlere kaldık ya. Sanki sigara istiyor benden. Ayşe. Efendim abi. Bana bak, ben gelmeden kapıyı kimseye açma, tamam mı? Merak etme abi. Hadi al atma. 575 bin buldur. 576 bin buldur. 577 bin buldur. 578 bin buldur. 579 bin buldur. Ben de yavaşça başlarım umunu ha. Ne var? Ne biçim şarkım bu arada? Sen kuşlu şarkı söyledin, ben de şarkım umlu. Benim şarkım 10 dakikada bitti. Tam 35 kilometredir bir mumlu tutturdun gidiyoruz be. Benim şarkım da o. Yeter, tamam. Nihayet istediğimiz yere geldik. Çok romantik bir yer be. Hey yavrum hey, manzaraya bak, manzaraya boncuk. Şu karşıdaki görünen dağ var ya. Gırtlak koparan dağ. Ne dağ? Gırtlak koparan dağ. Bu tarafta boğaz kesen tepesi. Şurası da ciğer çöken mi acaba? Ulan gidecek başka yer yok muydu? Buraya getirdin beni. Ben seni buraya mahsus getirdim. Sen buraya beni mahsus getirdin. Evet. Niye mahsus getirdin? Çünkü burada hiç kimse yok. Baş başayım. Tenhalık. Evet. Senden bir şey istedim. Ses duydum. Gırtlak mı kesiyorlar acaba? Senden bu isteyeceğim şeyi evde isteyebilirdim ama babama söylersin diye korktum. Onun için bu dağ başına getirdim. Burada istediğimi yapmak zorundasın. Seviyorum. Çok seviyorum boncuk, elimde değil. Aşkımdan çıldırabilirim boncuk. Oğlum bak bağırırım, vallahi millet ayağa kaldırıyor. Boncuk seviyorum, sevmek benim hakkım değil mi boncuk? Gözüm mü döndü lan, it oldu it. Boncuk seviyorum, çok seviyorum. Ben genç değil miyim, sevmek benim hakkım değil mi? İmdat! Bağırma boncuk. Adam kesiyorlar. Adam kesiyorlar. Bağırma boncuk, bağırma, seviyorum oğlum. Lan sevecek kimseyi bulamadım, gözü döndü adamın. Niye, sevmek hakkım değil mi benim? Hakkıydım. Sevemez miyim ben? Sevebilir ki. Ben bir kızı seviyorum. Şöyle şöyle kızı diye adamın aklına bir türlü şey geliyor. Ne geliyor be? Baba bak, seni buraya niye getirdim? Evet. Senden bir şey isteyeceğim. İşte onu anlatacaktım sana. Geç şöyle anlatayım bak. Bak seni buraya bir hafta getirdim. Hani ben geçen hafta ava çıkmıştım ya. Ava çıktım, avlanıyordum. Çok yoruldum. İşte bu kahveyi gördüm, tamam mı? Orman içinde. Orada da güzel bir ev var içeride, köy. Evet. Bu kahvehaneyi gördüm. Arabın yeri yazıyordu orada. Evet işte. Bir arabın kahvehanesiymiş. Oturayım da birazcık dedim. Çay kahve içeyim, dinleneyim, sonra alayım. Yorulmuşsun. Ama devam ederim dedim. Geldim buraya oturdum. Ve kahve ocağına, şuradaki kahve ocağına seslendim. Kahveci, kahveci diye. Seslenmez olaydım. Ne oldu? Kahve ocağından ne çıktı biliyor musun? Kahveci çıktı. Hayır. Kahvecinin çırağı çıktı. Hayır. Onun yardımcısı çıktı. Hayır. Ne çıktı lan? Bir bıldırcın çıktı. Kahve ocağında? Evet. Kahve ocağında cılbıcı mı var? Bıldırcı. Herhalde kahveci meraklı cılbırcını besliyordu orada. Ben de bir ağaçlık tanıyorum, o da keki kuşu besliyordu. Bir bıldırcın çıktı boncuk. Ama ben çok bıldırcın gördüm. Öyle bıldırcın görmedim. Bıldır bıldır. Cımbırcın zaten güzel kuştur zaten. Ama ne güzel bıldırcın. Ama ne güzel cımbırcın. Bıldırcında bir boy vardı böyle. 1.50-1.55. Kimde? Bıldırcının boyu. Cımbırcın? Evet. Kuşunun boyu 1.55. Evet. Bir yanlışlık olmaz ya ne olur. Niye yanlışlık? Şu bildiğimiz cımbırcın kuşu mu? Evet bıldırcın, niye hayır? 1.55. Evet. Oğlum sen yorgunlukla yanlışlıkla deve kuşu görmüyorsun. Hayır. Bıldırcındı. Cımbırcın? Evet. 1.55 boyunda böyle 50 kilo ağırlığında falan. Cımbırcın? Evet. 50 kilo? Evet. Bir de güzel giyinmiş. Cımbırcı mı giymiş? Ya bunda bir yanlışlık olmasın? Böyle mor bir etek giymiş, pembe bir bluz giymiş.
ediyordu. Kreterin domuzuna atmıştı. Al göreceksin o buldurcunu. Bir de makyaj yapmış. Cılgırcın makyaj mı yapmış var? Evet. Gözlerine rimel çekmiş. Cılgırcın rimel mi çekmiş gözüne? Evet. Ağzına ruj sürmüş. Cılgırcın ruj sürmüş. Ağzı gagasına mı sürmüş? Hayır, ağzına sürmüş. Bak be ağzına. Evet. Ne oluyor be, ne oluyor be? Ulan cılgırcın makyaj yapar mı oğlum? Yapmış bu. Geldi yanıma. Ben de bir karga görmüştüm yine. Evet. Kirpiklerini yoluyordu. Buldurcun yanıma geldi, ne dedi biliyor musun? Ne dedi? Ne emredersiniz küçük bey dedi. Cımbırımın cımbırı konuştu mu lan? Konuştu tabii. Yemek yemeyeceğiz oyu bu. Ne konuştu ya? Ben de dedim ki küçük hanım dedim, bana dedim bir kahve yapar mısınız dedim. Cımbırcına çözün. Küçük hanım dedim, çok güzel, buldurcun gibi kız çünkü. Söylesene be kardeşim ya, deminden beri ben de aklımı şaşırdım. Sen de kuştan buldurcun mu zannettin? Kuştan mı cımbırcın? Olur mu, buldurcun gibi kız demek bu var o. Nerede görelim hemen. Ben kıza aşık oldum, tamam mı? Ha sen onun için geldin buraya. Evet, kıza aşık oldum, nerede oturuyorsunuz dedim. Hemen şurada bir balıkçı kulübesi var dedi, bu kulübeyi tarif evet. etti. Evet, orada oturuyoruz dedi. Bir abim var, abimden başka kimse yok dedi. Var da var. Evet, kısaca konuştuk ve bu hafta için kendisinden randevu aldım, seni onun için getirdim. Kendimi biraz hani gösterebilmek için. Size kilomu satacaksın kendini. Hayır yani, size haftaya uşağımla haber gönderdim. Niye bana benim için uşak diyorsun? Sen uşak değil misin? Var da hayır uşak değil. Nesin? Avyon Karahisar. Değil mi yavrucuğum? Ben onun için buraya getirdim. Şimdi şurada biraz kahvemizi içelim, ondan sonra kulübeye gideceğiz. Kimse yok mu? Selamun aleyküm, aleyküm selam. Balıkçıl kuşu geliyor. Selam. Hoş geldin yavru. Sağ olasın. Ya diyor diye de Arap'ın yeri diye. Bunun yeri orası. Evet. Sen de hoş geldin. Ya Ahmet. Ya lan ay sorun ki. Adamın açarını bozma. Bakana velet diyor ya. Hoş geldin velet, velet. Efendim? Velet. Hoş bulduk Orut mu? Velet diyor ya. Bakın o zaman adam. Velet. Arapçada velet çocuk demektir. Ha çocuk demek. Hoş geldin çocuk diyor. Ayva. Ben şuşu. Şuşu. Ben şuşu. Ayva. Sen kayşı. Abindi kusura bakmayın sizi zamanla. Ne oldu tırnağı mı çıktı? Ne yaptın tırnağı mı çıktı? Kibar konuşuyorum. O kibar konuş. Tabii. Sen de böyle kibar olacaksın. Hanımefendi özür dilerim efendim. Ayva. Bizi geçerken şöyle bir uğrayalım dedik. Ayva. Bir kahve içelim. Biraz dedi. Yorgundur kahvesi senin diye. Mümkünse bir kahve içebilir miyiz efendim? Haber ayva. Elim çıkmıyor lan. Fazla kibarlaştım ben. Bir kahve içebilir miyiz? Bir kahve içelim dedik geçerken. Kibarlığa bak. Kansiyeli kibarlık. Sen nasıl işe? Ben şekerli efendim. Ya Berat sen nasıl işe? Ama dur. Sen nasıl işe? Karının merakına bak şimdi. Nasıl işersem işerim canan ona. Bak ben şekerli istedim. Evet şekerli. Olabilir. Ben normal işer. Aa ne var burada herkes işer. Tabii. Benim işer bana ne ya beni alak eder ya. Siz firati misiniz efendim? Ayva ben bahçede, balkonda, yatakta her zaman işer. Oha. bu hasta böbrek hastalığı var. Sen balkonda her işin. Ayva. Ama değil. Ayva. Ya tabii içerim diyor. Her yerde içerim. Ha içer diyor. Ha, içer kahve. Ben de öyle anladım canım. Teşekkür ederim. Ya bırak kim aldı. Fıtık oldum ben. Ha, affedersiniz küçük hanım. Zahmet olacak size ama. Mümkünse benim kahvem oturakta olsun. Ayva. Ya böyle. Efendim. Sen de oturak ister. Yok efendim benim kahvem normal fincanda olsun. Ayva. Onunkini çifte oturakta getirdim. Affedersiniz küçük hanım. Eğer mümkünse benim kahvem 38 göbek atsın. Ayva. Ya böyle. Efendim. Seninki de göbek atsın. Hayır benimki şey yapsın efendim. İki çifte telle oynasın. Bir harmanla da oynasın bıraksın. Hay deli olursun. Aaa. Kahve yani kaynasın demek. Ha kaynak göbek atsın. Affedersiniz küçük hanım. Affedersiniz. Kusura bakmayın zahmet oluyor size efendim. Ama mümkünse benim kahvemin üstüne küçük su dökün. Ayva. Ya efendim. Efendim. Sen de küçük su ister. Yok ben istemem. Benimkine normal su dökün. Bunun iştahı var. Bununkine büyük su dökün. Küçük su. Böyle cezvede su kaynarken ayırırlar. Kahve kabarırken üstüne. Üstüne. Ona küçük su dökün. Olabilir. Yani. Kahvelerimiz geldi. Kibar ol. Efendim evvela beye verin. Yaşlı ne diyor lan çabuk? Evvela beyefendiye verin. Beyefendi benden yaşlıdır ona verin. Efendim. Ve o benden yaşlı. Lan!
insanlardan çok aksi bir kadın. Oha! Nasıl? Ne güzel kahve, içmemiş gibi oldu. Bayağı hafif yapmış kahve. Sağ olun efendim. Çok çok güzel. Çok güzel efendim. Ver ister çok para. Ne para ister? Para para. Evet, ne için ister? Ver ver, 1000 lira ver, kahve içtik ya. 1000 dinar ister. Kaç ister? 1000 dinar. Ulan iki kahveye 1000 enginar olur mu be? Enginar. Ya enginar. Enginar. 1000 dinar diyor, yani 1000 lira ver gitsin. 1000 lira vereyim, olur. Ver, bir dakika. Buyurun, üstü kalsın, sizin olsun. Makiş para, para, para. Ulan böyle kahve öyle para. Hadi zaten başım belan çok var. Her neyse. Gel Efe gel. Hadi gel şu kızdan konuşalım. Kahvemizi içelim. Bana bak. Bir dakika bu benim açıma gideceğim. Bir dakika dursana. İsmin ne senin? Sümbül. Bak Sümbül görüyor musun? Sümbül sen boş musun? Ne? Hani bekar mısın diyor ben. Ayva. Ya şuna bir iyilik yapayım ben olsun ben. Ha. Ben şunu ya gönlüm kaydı buna ya. Boş ver evde. Bizim uşak şey var, hizmetçi var ya, o da beni istedi ama ben buna şans. Hazırda var mısın? Evet. Ya Allah'ın emriyle bana bir bahsen açan. La ben bunu anaya sormak lazım. Annene soracağım, belki annen sahip diye mi? Annenizi çağırdın. Annenizi çağırın, ondan konuşalım. La benim anne gitti ahiret. Nasıl anlamadım? Annesi ahirete gitmiş. Annesinden ahirete mi konuşacaksın? Ayva. Olabilir oğlum, bazı insanlar annesinin ruhuyla konuşabilir. Ayva. O şekilde konuşacak. Ben evet. Ana ruhu konuşacak, ondan evet. Sonra sana söyleyeceğim. Peki hemen sor, hemen sor, telefonla sor. Zırr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 r
Anaya! Hayru! Burada var bir Adem! İki baş, dört ayak! Olmak ister benimle! Lan bir eşekten var ki! Ayva! Anne kabul etti mi? Etti! Sen ben! Dur lan dur şimdi! Ben de babama soracağım ya! Ben de rahmetli babama soracağım! Sen de babamın ruhuyla konuşuyor musun? O anasının ruhuyla konuşuyor, ben konuşmayacak mıyım? İyi konuş. Bir dakika müsaade misin? Babam da aksi adamdır, ben bilmiyorum şimdi. Anne! Senin annen zilliyse beni babam tokmaklıyor. Baba! Burada bir kız var. İsmi de Şümbül. Benden evlenmek istiyor, varayım mı? Boş versin diyor. La! Mayı vermemek için yapıyorum. Her neyse gel bakalım, şimdi bu meseleyi halledeceğiz. Benim bir türlü cesaretim yok. Bir türlü cesaretim yok. Kapıyı bile çalamıyorum, o kadar seviyorum. Bak ya, şimdi gidersin. Kapıya böyle yavaşça tak 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 diye vurursun, kız cevap verir, tamam mı? Peki kapının tokma yoksa o zaman ziline basayım mı içeri? Ne oluyor be? Zil mi bu? Burası tokmak mı? Hadi git, yenisi vurma. Küçük hanım diye sesler, hadi. Ulan babası falan vardır, dayak yeriz onu. Hadi be yavrum, kendisi yok ya. Hayır, köpek köpek vardır içeri. Ya kızın geleceğinden haberi var, hadi git sen. Haberli misin? Hadi sen. Demek birbirinize randıman verdi. Evet yavrum, hadi sesle. Küçük hanım! Gündelik değil o. Ya gel içeri. Gündelik
tamam. Küçük anne. Efendim. Öyle mi? Yuma, yuma, yuma. Ne diyecektim de unuttum. Küçük Bey'in tarif ettiği adam benim. Küçük Bey'in teraviye gitti, feneri verin. Ne feneri? Hafızı feneri. Öyle çalmış. Gece yolda karanlıkta yol bulamıyor. Tarif feneri mi kaldırmış? Tarif ettiği adam benim. O da mıydı? Evet. Dedi ki yanlışmış. Küçük Bey'in tağın yedi tabağı verin. Ne tabağı? Bakır tabak. Eskişehir'e mi satacaksın? Yapma. Çıkınan dışarı damatlar. Yapma. Dağıtırın lazım. Tabiye bir tabağı atın. Yapma be yavrum. Yapma be yavrum. Bırak anlatayım. Bırak anlatayım. Küçük Bey. Tamam tamam bırakma. Küçük Bey'in tarif ettiği adam benim. Öyle mi diyorsun? Evet. Küçük ağabeyin seyyareye bindiği bileti verin. Fatura diye kullanacağım. Anlaştım. Vay. Bu lafta sana ters geldi. Ters geliyor ya. Olabilir yavrum, olabilir. Ben kızmam böyle şeyler. Ben ters doğdum ya, düz laf ters. Olabilir, bazı insanlara bazı laflar ters gelir. Bak, kekemeler de öyledir. Bir lafı söylerken kekeler, şarkı söylerken düzgün. İşte bak, bak görüyor musun? Bak, şarkı söylerken düzgün söyle değil mi? He. Ben de düzgün konuşuyorum, şarkı söylerken kekeliyor ben. Ya, mavi, 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 mavi mi? Dinle beni. Aklıma bir şey geldi. Şarkıyla belki daha iyi anlatabilirim. Öyle yapalım ya. Hadi şarkıyla anlat. Şarkıyla anlat. Şarkıyla anlat. Papatya gibisin, beyaz beyince. Öyle, öyle demedim yavrum. Yani küçük beyin gönderdiği adam benim diyeceksin ya. Ha. Bunu şarkı söyler gibi söyle. Nasıl mesela? Mesela böyle bak. Küçük hanım beyefendinin gönderdiği adam benim. El ermezi, göz görmezi, görünce kafam ben yarayım. Bahren dedem çıktık yollara. Git geri camialarda dinleyin. Çağır şunu da nasıl çağırırsan çağır be. Hadi çağır bir dakika çağır. Küçük hanım dışarı geleceksiniz de söyle. Küçük hanım dışarı tıkılacaksın. Dön bana şimdi. Bak kız buraya geldiği zaman ciddi olacaksın. Tabii ciddi olacak. Çok ciddi olur. Sen bana bırak ya Emel abi. Bir defa erkek kısmı kadın karşısında ciddi olur. Gülmez. Tamam mı? Ne oldu lan Nesli? Yavrum canım benim. Başlama lan yine. Gel o başını göğsüme koy gel. Ne diyor dedim mi? Gel. Arkana bak lan. Arkam parlatır. Hadi hocam lan. Ateşe mi olsun bunu? Hadi kız. Hadi taktim. Hadi ya taktim. Kaçın başa taktim. Hadi ben. Efendim kendimi taktim. Ben Firuzu Dana Bey'in oğluyum. Evet, boynuzu Dana Bey'in oğlu koşun. Düve. Bu da benim uşağım. Ne diye uşak diyorsun ya? Uşaksın oldan. Siz uşak mısınız? Evet, uşağım ben. Bir şey mi oldu? Ben uşaklara bayılırım. Benim anam da uşak, babam da uşak. Bütün sülalem uşak. Ay. Siz uşakları sever misin? Çok severim. Gel şöyle ormana doğru gidelim, biraz uşaklardan bahsedelim. Hadi. Ne oluyor? Nasıl kızı beğendin değil mi? Çok güzel. Çok güzel değil mi? Çok fevkalade. Bayılıyorum ben buna. Hadi civatasını gevsek hep böyle. Bana bak, Allah'ın emriyle bana istesene şimdi. Evet. Allah'ın emriyle bana. Allah'ın emriyle bana varacaksın. Bana değil, sana değil. Dedin ya bana. Bana. Bana diyorum işte, bana diyorum ben. Bana de oğlum, bana. Bana buna varacağım. Buna de he. İmkansız efendim. Çünkü benim hayatta bir tek abim var. O da şimdi burada yok. Bir tek abinizin var. Evet. Benim de 15 tane abim var hayatta. Evet. Yarım saat sonra burada olacağız. Ben şimdi içeri gireceğim. O geldikten sonra beni ondan isteyin. Olur mu ya? Olur efendim. Siz buyurun içeri. Abiniz geldiği zaman biz rahat hadi ederiz. Kışın. Hadi kışın. Doğru. Sözünü alıyorum ya. Nasıl beğendin ama? Fevkalade. Sen bana layık değil mi? Bir tane de bana bul be. Bulur. Sen bu işlere bakıyorsun. Bana bak. Bak şimdi abisini bekleyelim. Ama bir problem var. Bak buraya gelen iki yol var. Bir dağ yolu var, bir de orman yolu var. Evet. Acaba abisi hangi yoldan gelecek sormadık. Sormadık. O zaman madem iki kişi... Sen babandan dolayı ormanı seversin, sen orada dur. Tamam, ben orman yoluna gideyim, sen dağ yoluna gideyim. Tamam mı? Orada bekleyelim. Bir geldiğini görürsen abisinin haber verirsin bana. Islık çalarsın, ben de sana ıslık çalarım. Ama hava kararmaya başladı, ben orada korkarım. Ne korkacaksın ya? Çok çok alt tarafı 7-8 tane aslan, 10-15 tane kaplan dolaşıyor burada başka bir şey. Ne korkuyorsun? Git ben. Ne dolaşım dedim? 7-8 aslan, 10-15 kaplan, evet. Belki 1-2 timsah falan vardır, o kadar işte. Garnitürlü, o da benim. Hadi hadi aslanım. Lan sen gelin mi be? Adama 5-6 tane aslan, 2 tane timsah vardır diyor. Ay, o zaman ben orman yoluna gideceğim, burası keladır herhalde. Bir dakika dur. Yoksa sen aslandan korkuyor musun? Yoksa sen aslandan korkmuyor musun? Aslan ne be? Hadi be. Erkek adam aslandan korkar mı? Aslan dediğin...
bildiğin kedinin biraz iricesi işte. Ulan ne iricesi? Kedinin 70 misli büyüğü be. Sen beni tanımıyorsun galiba. Vallahi tanımıyorum ben. Ben bu havalenin yetiştirdiği en büyük orman adamıyım. Sen orman adamı mısın? Tabii. Hayatında hiç orman adamı görmedim ben. Bayağı güzel bakayım sen. Böyle değil. Çadıra koy göster, para kazanırsın. Karşına çıktı değil mi? Hemen bu tarafını döneceksin aslana. Aslana bu tarafını vereceksin. Niye bu tarafını veriyorsun? Bu taraf sağlam kalsın ki. Sürüne sürüne eve gideyim, haber vereyim. Aslandan çocuğu parçaladı diye. Değil yavrum, ondan değil. Aslana bu tarafını vereceksin ve böyle yapacaksın aslana. Hadi gel, gel, gel. Aslan böyle yapacak ya, annem bu ya. Maksat aslanı sinirlendirmek. Aslan kızsın, adam akıllı kızsın ki böyle. Aslan bir vuruşta parçalasın, hiç olmazsa acı duymuyor lan. Hayır, av melekesini kaybetsin aslan. Aslan senin bu gel gel demene içerler. Böyle pençelerinden tırnaklarını çıkarır, üzerine yürümeye başlar. Laf bu, laf bu, laf. Ara, dur be. Dur be. Ya şu tarafa anlat, bana ne anlatıyorsun be? Aslan yaklaşıyor, yaklaşıyor, yaklaşıyor. Aranızda kaldı 4 adım mesafe. Evet. Hemen elini kuşağına atacaksın. Aslanım, tabancayı çekeceksin. Hayır efendim, taraklı ayna çıkartacaksın. Aslana bizant gibi yapacak. Hayır efendim, aslana karşı dönüp başlayacaksın bıyıklarını taramaya. Aslana? Evet. Aslana bıyık tarıyorsun. Evet, aslan kızacak. Bak kızdırıyor aslanı ya. Adam akıllı kızacak aslan, tamam mı? Adam akıllı kızsın ki. Evet, ondan sonra yaylanacak, üstüne bir atlayacak, hemen eğileceksin. İyi geçsin. Aslan üstünden geçerken kuyruğundan yakala. Allah cezanı vermesin, bak bırak geçsin be. Olmaz, bırakmayacaksın. Ay kuyruğu yakaladın bırak. Yakaladın kuyruğundan, ondan sonra sallarsın, 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 fırlatır atarsın. Nasıl attım? İyi attım vallahi. Bana kalsa ben aslanı öyle yapmam ben. Ne yaparsın? Mesela aslan geliyor değil mi hemen karşımda? Aslan, aslan gel- şimdi geliyor ormanda. Lap. Lap. Aslan gelir. Lap diye. Lap. Lap. Şapırt. Lap. O şapırt ne? Bazen batağa basıyor aslan. Aslan geldi geldi, tam üstüme atladı. Geçerken kuyruğundan yakaladı. Tamam. Ben böyle sallamam. Nasıl sallatın? Elimi cebime sokarım, böyle sallarım. Bir de başı dönmesin diye ters çeviririm böyle. Avucuma kayarım, pıt atarım. Nasıl attın? Zincir mi sallıyorsun? Ya şimdi aslanı kızdırmak için söylüyorsun. Aslanı tabii oğlum, hiç merak etme. Aslanı kızdırmak için öyle yapmayacaksın. Nasıl yapacaksın? Aslanı kızdırmak için öyle yapacaksın. Adam akıllı kızdırmak için. Tabii kızdırmak istiyorum ki av melekesini kaybetsin. Ya aslan senin üstüne geliyor. Bak bu fikri herkese vermem. Allah aşkına yeni bir taktik mi? Aslan üstüne geliyor, aslan gelecek. Evet. Aslan gelecek, gelecek üstüne ağzını açacak. Sen tam parçalayacak ağzını ya. Evet. Sen hemen yerden alacaksın pislik ağzının, aslanın yüzüne süreceksin. Pisliği mi? Evet. Ya o pisliği nereden bulurum orada? O zamana kadar sen zaten altına sıçacaksın. Hadi be. Bir aslan, iki aslan bana ne yapar be? Hey gidi be. Yani buralarda böyle aslandan başka eski falan var mı? Sen beni bir gün görecektin. İki goril çıktı karşıma, bir de kaplan. Allah. Tamam mı? Gorillere böyle durun, siz kenarda durun dedim. Kedi geçiyor lan. Salla, salla. Hemen sen şimdi o yola git, ben bu yola gidiyorum, tamam mı? Eğer herhangi... Burada ama burada bir tehlike yoktur değil mi? Yok oğlum, burada bir tehlike yok yavrum. Herhangi bir şey olursa, bir aksiliğe rastlarsan yavrucuğum... Evet. Hani şey yaparsın, bana haber verirsin, seslenirsin. Mesela bir aslan çıktı. He. Bir aslan içinde beni çağırdı. Yok canım, rahat etmem. İki tane çıktı. Tabii. 35-40 tane geldi mesela. Bak gel şunlara bir şey söyle, canımı sıkıyorlar dedim. Beni çağırırsın ama sakın öyle kalabalık olduğu zaman aslanlar beni ismimle çağırma. Hadi deme. Niye? Ayıp söylemesi. Estağfurullah efendim. Civarda biraz aslanlar ismimi tanır da onun için yani. Hani ayıp olur onlara tabii karşı. Tabii ben zaten uzaktan sen kalbisidir, ben onu gösteririm, ondan kaçar zaten. Yok canım. Ulan böyle diyor şey ama. Şey dersin, can dersin, aramızda parola yapalım. Evet. Can diye bağırırsın, evet. Ağzından can çıkar, ben gelirim. O zaman fazla bekleyin, imamı da beraber getirsin. Hemen kaldırırsınız beni. Ulan arkadaşa bak, ağzından can çıkacak geri. Parola. Arkada bir kıpırdama hissetti. Kıpırdama mı? Nerede kıpırdama var mı? Adam bizi gördü. Bana bak. Ne var? Arkandan ne ala, arkandan gösteriyorlar. Ne gösteriyorlar arkamdan be? Hani bir şey yok oğlum? Vallahi gösteriyorlar ya. Saçmalama. Vallahi şöyle bir şey sallıyor adam orada. Şşş bir dakika. Yoksa eşkıyalar mı geldi? Hemen aldım. Aman eşkıyalar da geldi.
çevireceğim. Hadi dedim sana. Nasıl? Bir fısıltı duydun mu? Ne fısıltısı ulan? Dünya yıkıldı, duymuyor musun? Ses mi geldi? Evet. Çekil bakayım. Hey! Kim var orada? Bak. Kimse yok ya. Şey, yok tabii, sesten yok. Bana niye geldi? Ne bileyim ya. Hadi şey daha mı yaptın acaba? Belki oğlum, sesten. Yok, ne korkacağım ben. Nasıl, bir fısıltı duydun mu? Bak 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 bak. Ne bakayım be? Ulan yıkılıyor içerimki be. Ama hemen öyleyse bağır. Biz burada iki kişiyiz, siz orada kaç kişisiniz be? Biz burada... Lan niye söylüyorsun iki kişiyiz? Söyle oğlum, söyle. Biz burada iki kişiyiz, siz orada kaç kişisiniz? 100 kişi! 30 kişiymiş. Hesap makinesi. Çok mu kalabalıklar? Kalabalıklar. Çok da kalabalıklar. Çok güzel. Ben bu araya giriyorum. Sen girme. İki kişi birden girerse korkarlar. Tamam mı? Ben tek başıma gireyim, sen kapıda bekle. Ben eşkıyaları dörder beşer bağlarım atarım sana. Bağlarım atarım, sen de koyarsın böyle. İstif edersin. Tamam mı? Oradan ben getiririm. Lokantaya getiriyorum. Ne diyeyim? Ulan civcivi getiriyorsun be adam be. Dörder bağlıyor. Korkma, bir şey olmaz. Hadi sen o taraftan git, ben eşkıyalarla tek başıma. Tehlike olursa nasıl bağlayacağım? Unutma. Var olacak. Ha. Ağzından can çıksın gelirim ben. Tamam mı yavrum? Hiç merak etme hadi. Beş eşkıyalara kadar değil. Bizi burada yalnız bıraktı bu. Tehlike anında gelecek mi bakalım? Bir tecrübe yapalım. Gel! Hop! Ne yaptın? Ne oldu? Nereden? Aferin. Helal olsun be. Gel. Vallahi helal olsun. Tecrübe mi ettin? Tecrübe ettim. Gelmez mi sandın be? Aslanım benim. Hadi sen git bakalım bakalım. Unutma. Ben bir tehlikeye düşsem... Ne yapacağız? Can. Bir aslan çıkarsa ne yapayım? Ben haber verme canım. Ben çağır. Sen bana bırak. İki aslan çıkarsa? Bir aslan çıkarsa çağırma. Evet. Hiç çağırma beni. Yedi aslan çıkarsa. Ne yedisi ulan? Aslan çıkarsa çağırma. Şunu bir muayene et. Evet. Muayene et bak. Ölmemiş daha. Acaba ne?
Bir dakika dur. Eşi. Zampara gibi değil, eşyalar. Hasta gibi. Nedir o? Nefes al. Nefes al. Nefes alma. Nefes alma. Alma. Al nefes alma. Nesi var? Nesi var? Kardeşi duymaz. Duymaz. Ön sağlam ama arka bozuk. Arkadan şu kadar. Evet, bıçaklamışlar. Evet. Çok kötü bıçaklamışlar. İkisi de tutmaz bu. Hemşerim. Hemşerim. Yavaş. Seni kim vurdu? Sizi kim vurdu? O vurdu. Ulan sen burada mıydın be? Çok et. İftiraya bak, bu vurdu diyor. Bir ara kayboldun, bu işi yapmıyorsun. Yok abi. Bu vurdu dedi, seni gösterdi. Hemşerim de söyle. Elini ayağını öpeyim. Seni kim vurdu? Bu vurdu. Ne oldu? Buradayım bir köpek. Ya doğru söyle, kim vurdu elbisem ya? Kim vurdu kardeşim? Artık bende kalmadı ümit. Hadi 25'e taze simit. Ah elveda. Güle güle hıyara. Hıyar var, hıyar var o evdeydi be. Bir kız kardeşim var. Biliyoruz, burada duruyor ya. Benden başka kimsesi yok. Maşallah. Sizler de iyi insanlara benziyorsunuz. Bana bakarak şöyle. Onu size emanet ediyorum. Dur ben makbuz vereyim de. Ne makbuz vereyim? Onun sonra geri gelir de iştah kızı olur. Elveda. Mehmet ağa. Şundan geliyorum. Nasıl olayım? Zavallı abi. Ondan bana bir tek hatıra bile kalmadı. Bir resmi bile yoktu. Hatırası yok. Hiç merak etmeyin efendim. Üzülmeyin böyle. Üzülmeyin. Siz kulübenize gidin. Ben her şeyi hallederim. Resmi yapmışlar ya. Kız çok üzüldü. Madem ki resmi yok, senin elinden resim yapmak gelir. Şunun bir resmini yap da kıza hatıra olarak bırakalım. Nedir? Sevaptır. Bunun bir resmini yap ya. Ölünün resmi yapılır mı? Yapılır tabii. Daha iyi mi? Suratını yapmayayım. Arkadan yapayım. Nasıl istersen öyle yap. Nasıl poz vermesini istersin? Şuraya bir yere oturtturalım bari. Buraya oturtayım mı? Burası iyi mi? İyi. Şöyle alalım. Dur. Alalım. Dur. Yavaş. Yavaş. Ya da şuraya alalım hadi. Şuraya alalım. Evet alalım. Gel. Parçam alalım. Yavaş. Bunlar kız kardeşinin var. Bunun boğucu var mı? Öğrenmeli. Yavaş. Dur. Dik durur mu? Dur. Ben dengeledim. Ne yapayım? Nereye yaptın? Bak orada resim sefası da var. Herhalde bu adam ressamcıydı galiba. Herhalde meraklı. Vah be. Hadi ben de içeri gideyim. Sen resmi yaparken kızı teselli edeyim, tamam mı? Hadi. Şunu suratını kapat, biraz ürktüm. Sonra kendime şundan açtım. Tamam. Suratının resmini yapmayacak mısın? Yaparım canım, sen bana bak. Sonra açarsın. Ben idare eder, yavaş yavaş açarım ben. Oldu. Birdenbire görmeyeyim, korkuyor. Oldu. Hadi aslanım benim. Ben kızı teselli ediyorum. Resmi yaparken de şarkı söylerim. Aman, aman. Ulan sana suratını kapat dedik. Eşe ulaşa korkuyorum. Ben yavaş yavaş alıştır. Kaşının girişine bakarım, sonra gözünün girişine bakarım. O şekilde. Şarkı söylemeyince nasıl ilan geliyor. Aman. Bana bak, şakanın sırası değil ha, adamın asabını bozma. Devecek! Ne var? Küçük bey! Ne var, ne oldu? Ulan bu ters dönüyor be, oynuyor. Oğlum hem adamı ters çeviriyorsun hem de ters dönüyor diyorsun. Vallahi ters çevirmedim ben ya. Ben de sessiz sedasız duruyorum. İstersen koluna sağa tak. Bana bak, duracaksan doğrudur ha. Ölüysen ölünü yemin. Adamın acabını bozma. Ya varenin bozuldu küçük bey. Ne var lan? Ya şarkı söyle, korku mu bastı? Korku bastı. Ne olur adam öyle? Ben yapmadım, kendim yapıyorum. Hadi korku bastıysa şarkı söyle. Tamam. İnsan mezarlıktan geçerken korkar, şarkı söyle cesaret gelsin. Şarkı söyle sen. Bu ne şarkı? Sen başta çek. Bu ne şarkı? Ne olur? Ulan ölürün de resmini yapıldı. Haydi uçak savar resmi.
etmek, bir boyluyu kaldırıp gömmek. Tamam mı? Evet. Biz de iki kişiyiz, iki iş var. Paylaşacağız. Karış payı. Evet. Tamam, ben kızı teselli edeceğim, sen boyluyu kaldır göm. E niye ben kızı teselli ediyorum da sen örüyle uğraşıyorsun? Ama ben iyi teselli ederim. Ben de ederim ben. Hadi hadi kaldır, uzatma bunu hadi. Senin abin mi öldü yavrum? Vah canım, vah. Teselliye bak be. Ulan o ne biçim teselli? Sen de ölecek yer bulamadın da kalkınmış. O da mezarlığa yakın bir yerde ölemedin. Gel bakayım şöyle. Gel bakayım şöyle. Bunlar adam oldu. Hani park ve bahçeler müdürü çimen kesiyor. Ulan ne oyun yaparsan adam küçük ver be. Ne var be? Gel Allah'ın çemeği sen be. Allah sana ne yapıyorsun ya? Hep güreş yapıyorsun. Ne yapıyorsun ya? Önüyle güreş yapılır mı be yavrucuğum ya? Evladım günahtır. Ölmüş insana eziyet edilmez yavrum. Edilmez ki ben de onu bilirim. Doğru, sen de doğru dürüst ölü gibi davran. Hadi onu kaldır şunu yavrum. Ya. Baba bak güreşe çağırıyor insan. Ha bok yapıyor güzel. Ne oluyor be? Kum torbası çalıyor. Yapma oğlum eziyet etme. Şuna kaldır şunu götür be. Ben onu götürmesini bilirim şimdi. Gel şuraya. Gel şuraya şöyle dön. Şöyle dön. Rahat. Hacı lan. Rahat. Hacı lan. Bu askerli onbaşı yapmışsın. Hacı lan. İstikamet karşıki mezarlık basmaz. Çıldıracağım. 2 saat izin alır. 8 saat geçti aradan. Nereye gider bunlar bilmiyorum ki. Size çocuğu sokağa göndermemeni söylememiş miydim ben? Niçin gönderdiniz? Yarın adam verdik. Ne bilirsin böyle olacağını. Ya başına bir iş geldiyse şimdi çocuğu. Beyefendi. Beyefendi. Ya var ne var? Oldu? Bütün ormanı karış karış aradık. Maalesef oğlunuz Hadi'yi bulamadık. Bütün etraf çiftlikleri arayın. Ben hemen aklına hadi haber veriyorum. Hadi. Olur mu böyle şey? Başına bir şey geldiyse. Canım şimdi boncuğu ya halini başına bir iş geldiyse. Hadi çağır, kızı çağır diyorum. Ha kızı mı çağır? Çağır hadi. Küçük hanım.
kıskanma, lan kıskanma. Buyurur musunuz? Küçük hanım, bir dakika gelir misiniz? Bak yavrum, senin için tarihi bir an başlıyor şu anda. Artık bundan sonra sen öksüz değilsin. Abin ölebilir, annen baban yok olabilir. Ama bu evde senin bundan sonra bir baban ve bir de annen var. Bak işte baban, öp babanın evini. Öp ya mı? Öpeyim baba. El öpenlerin. Korkma çocuğum, ısırmaz. Korkma, ısırmaz ya. Geliyor mu? Evet. Gel kız. Burada senin bir de annen var. Belki Hadi Bey'in üvey annesi ama seni bundan sonra annen sayılacak. Evet. Öp annem benim yavrum. Öpeyim anne. Hadi oradan beni anne besin. Boncuk. Efendim? Al sana bunu vereyim. Attım da! Öpsene babanın elini sen bakayım. Ha unuttum baba, özür dilerim. Öpüyorum. Telaştan unutmuşum. Öp annen. Öpeyim anneciğim. Gel ben de seni öpeyim yavrum. Sağ ol. Sağ ol. Öp babanın elini kızım bakayım. Öpeyim babacığım. Öp yavrum. El öpenlerin çok olsun. Öp annenin elini bakayım. Öpeyim anne. Çekil şuradan. Ulan bunda bir iş var ama ne iş var? Öpeyim babacığım. Ne oluyor sana be? Ya içimden geldi ya. Allah Allah. Öpeyim anne. Hadi oradan. Bunda muhakkak bir iş var. Babacığım çok acıktık. Aa. Bütün öğlen yemek yemedik. Hadi bakalım yemeğe. Gel kızım, yemek sen de bakayım. Hazır. Gel yavrum. Gel seni yanıma oturtturacağım ben. Ne, hadi buyurun. Nasıl da yakıştı. Yemeğe. Nasıl da yakıştı. Hadi yemeğe yavrum. Ben yemeği hazırlayayım. Sen yemeği hazırla, ben de geliyorum oraya. Tamam mı? Hadi biz de gidelim. Bana bak o ormandaki şeyler hala. Hadi. Efendim. Buyur. Senin ismin Hadi mi? Sana ne oluyor? Hayır derken Hadi dedin. Sana ne? Seni çağırmıyor canım. Hadi. Bak buyur. Hadi diyor. Hadi diyor ama bak. Hayır Hadi demiyor. Hadi diyor. Beni çağırıyor öyle galiba. Mi? Hadi. Bir dakika burada kalır mısın çocuğu? Tabii kalayım. Gitti mi? Gittiler. Hadi. Sana bir şey söylemek istiyorum. Yemekten sonra konuşsak. Baban çorbayı bitirdi, haberin olsun. Daha çekil, çık dışarı diyorum çorba sana. Çorba bitiyor ya. Hadi geliyorum, geliyorum. İşim var abi. Çıksana dışarı. Çıkacak, ne bağırıyorsun? Hadi. Buyur. Sana bir şey söylemek istiyorum. Hadi. Ne var? Küçük ver. Ne var? Ulan baban ölüyor gel. Niye? Tavuğun mutu kırtlağında kaldı. Tavuğun mutuyla gitti, ne yapın? Sırtına vur, sırtına vur. Hay Allah, babacığım iştahlıdır biliyorsun. Küçük ver. Ya babanın sırtı ne taraf oluyordu? Arka taraf. Arka taraf, arka taraf vuruyor. Hadi, hadi aslanım benim. Şey, buyur anneciğim. Nasıl söylesem bilmiyorum. Hadi. Bu söyleyeceklerimi kimseye söylemeyeceğini dair yemin eder misin? Rica ederim. Yemin etmeye ne gerek var? Karakterimden emin değil misiniz anneciğim? Yani, söz versem? Söyleyeceğim ikimizin arasında kalacak. Ve ölmüş annenin üzerine de yemin edeceksin. Aramızdaki paralı da parmak olacak. Söz mü? Yani sözlerinizi kimseye söylemeyeceğinizden dair ölmüş annemin üzerine yemin etmemi istiyorum. Evet. Bu kadar ağır yemine ne lüzum var, etmesem olmaz mı? Hayır, etmeni istiyorum. İstemeden de olsa sizi kıramayacağım. Ölmüş annemin üzerine yemin ederim ki sözlerinizi kimseye söylemeyeceğim. Parmağınızı kaldırdığınız zaman da yeminim aklıma gelecek. Hadi. Buyurun. Ben senin babanla niçin evlendim, bunu hiç düşündün mü? Çok saçma bir sual oldu, kusura bakmayın ama tabii babamı sevdiğiniz için evlendiniz. Hayır Hadi, hayır. Sana biraz daha yakın olmak için evlendim, anlamıyor musun? Yoksa parası için mi evlendiniz? Hayır, seni sevdiğim için babanla evlendim Hadi. Gözlerimden hiç anlamadın mı bunu? Rica ederim. Hadi. Tabii. Ne olursun yalvarıyorum sana, beni reddetme. Benim annem yerindesiniz tabii. Hayır, ki. Hayır yanlış anlıyorsun. Çek ellerini içimden. Bir annenin evladını sevdiği ellerini gibi değil. Ellerini içimden çek dedim sana. Hadi. Sen ne utanmaz kadınmışsın. Sen ne zannettin kadın? Hafsalam duracak, çıldıracağım. Hangi evlat babasının karısına el uzatacak kadar alçalabilir? Benim bu kadar alçak olacağımı nasıl düşünebilirsin? Zavallı babam. Halbuki sizi ne kadar seviyor. Ama siz onun bu sevgisine layık değilmişsiniz. Yazık. Babam koynunda bir yılan beslemiş. Ölmüş annemin üzerine yemin ettiğim için sözlerinizi kimseye söylemeyeceğim. Ama ömrümün sonuna kadar sizden nefret edeceğim, nefret. Küçük be. Ne var? Hadi gel gidelim hemen. Nereye? Yazlık sinemada film oynuyor. Ne film? Biraz evvel sesleri geliyordu. Seviyorum, meviyorum diye. Hadi sakın. Ya olur. Vallahi güzel. Vurun kahveye oynuyor. Gel gidelim. Evet dedim sana dışarı. İntikamım çok korkunç olacak. Kimse yok mu orada? Buyurun hanımefendi. Bir dakika Abdullah. Buyurun. Sana bir şey sormak istiyorum. Buyurun. Sen balıkçı kızını seviyorsun değil mi? Evet ama nereden biliyorsunuz? Onun abisini de sen öldürdün. Evet. Her şeyi ben bilirim. Evet. Senden şimdi benim bir ricam olacak. Nedir? Biraz sonra beyefendi buraya geldiği zaman ona diyeceksin ki... Ne? Oğlunuz Hadi, üvey annesinin dizlerine kapandı, ondan aşk dileniyordu. Siz hiç merak etmeyin hanımefendi. Eğer böyle dersen balıkçı kızı senin olacak. Benim tamam olacak oldu. Söz mü? Söz. Hadi git beyefendiyi gönder oldu şimdi bana. Güm. Görürsün sen güm, pis. Güm. 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 Hadi Bey nereye gitti, buradaydı demin? Bilmiyorum. Yapay diyorsun be. Ben hiç seni... bir sana. Ya bağırıyorsun, ben senin kocam mıyım ya? Allah Allah. Sevgili meleğim,
Yemeği bekliyoruz, hala gelmedi. Yemek bitecek neredeyse sevgili Mehmet. Hıyar var hıyar. Zamanım şimdi. O geçti o demin. Allah Allah. Söyleyin kızım. Niye oturuyorsun, hüzünlüsün burada böyle? Kocacığım bugün sinirlerim çok bozuldu. Niçin yavrucuğum? Bilmiyorum, fena halde sinirlerim bozuldu. Sebep ne yavrucuğum? Söyle kadar... sana bir, seni birisi incitti mi yoksa yavrucuğum? Sizi ne kadar sevdiğimi bilirsiniz değil mi? Tabii. Bir şey söylemek istiyorum ama nasıl söylesem bilmiyorum ne ki. Ne oldu yavrum? Şey, biraz evvel oğlunuz var ya. Evet. Yemeğe giderken. Ha? Hayır söyleyemeyeceğim. Niçin? Benden saklı gizli bir şey mi var yavrum? Şey, yemeğe giderken birdenbire geriye döndüm. Bacaklarıma kapandı, benden aşk dilendi. Kim? Oğlunuz. Hadi. Evet. Aman yarabbim. Benim namusum ne oldu şimdi? Demek dizlerine kapanıp aşk dilendi. Evet, çok üzülüyorum. Peki, bunun şahidi var mı? Abdullah. Abdullah? Tamam, şimdi yandı. Kim var orada? Hürmemeli. Gel buraya. Bana bak. Hürmemeli. Oğlum ne yapmış biliyor musun? Ne yapmış? Ha. Bu evin reisi benim. Doğru, şimdi sen bu mahkemenin reisisin. Evet. İşte sanık.
İşte tanık, işte kaçık. Dur lan, söz müdafaanın. Git olayım. Eyvah eyvah. Kıymetli jüri üyeleri. Şu anda karşınızda masum mevkide duran şu adam. Acaba bu suçu işlememiştir? İşlemiş midir? Evet, istemiştir. Aynısı. Dur lan, şaşırdım, Allah cezanı ver. Benden avukat bu kadar var, dur şimdi. Elimizi vicdanımıza koyalım, şu masum yüzündeki asalete bakalım, şu adamın yüzündeki rezalete bakalım. Ay baba, ay baba, karışma. Söz müdafaanın, giremezsin lafı. Konuş, bitir. Evet, evet. Elinizi ayağınızı öpüyorum, Allah rızası için affedin şunu. Allah rızası için bu çocuğun suçu yoktur, ilgiliyor mu onu? Bu fena değil. Ceza kanunu falan filan maddesine göre bunun beraatına, bunun cezalanmasına, bunun da kasıklanmasına karar veriyor. Bu da ne oluyor? Mahkeme, söz müdafaanı karışmasın. Mahkeme bitmiş. Ben de mahkemem olurmuş be. Ben de başkasının müdafaasına ihtiyacım yok buna. Evet. Ben isterdim ki benim babam oğlunun böyle bir alçaklık yapamayacağına inansın, ondan emin olsun. Ortada şahit var. Siz benim bu alçaklık yapacağıma inanırsanız, evet, benim sizin yanınızda durmam hiçbir şey değil. Yani çok utanç verici. Gel lan buradan, çek git. Bir daha da buraya adım atmayacaksın. İşte bu da. Bakalım, planınızda muvaffak oldunuz. Beni babamın gözünden düşürdünüz. Ama unutmayın, hakikatler er veya geç meydana çıkar. Hiç aklınızdan çıkmasın. Zalimin zulmü varsa mazlumun Allah'ı var, Allah'ı. Zenginin pantolonu varsa fakirin de donu vardır, donu. Ulan sen yaktın bu çocuğu, sonra senden görüşeceğiz. Sevgili çok balayım. Çok üzüldünüz değil mi kocacığım? Senin için dünyaları yakarım yavrum. Sağ ol hayatım. Hadi gidelim ağaçların altında, kuşlar gibi gaga gaga etim için. Hadi yavrum benim. Ben de ufak ufak kaçayım bari. Güm. Böyle bir şeyin olacağına inanmıyorum. Muhakkak bir deşisi oldu, bir şey oldu. Bir efendi yardım et lan. Zavallı çocuk şimdi zindandan da çürüyor. Yapacak bir şey. İki başım bir türlü dertte. Bir tarafta onu kandıracak, lades yapacak diye. Elim ayağım tüsüyor. Acaba ne yapacağım? Ben bu sırrı şu şekilde çözebilirim. Beyefendi. Beyefendi. Of, çıldıracağım ben. Çıldıracağım. Oğlunuzun böyle bir şey yaptığına inanmıyor musun? Ben de inanmam ama ortada şahit var oğlum. Şahit ona inan mı diyorum, inanmıyorsun ya. Oğlum ne hale getirdin be. Ya. Yazık değil mi? Vicdanın parçalanacak. Ne yapalım şimdi? Yavrun öbürsü gün cüzdan azabı çekeceksin. Ne sen demek bitir. O? Üzülür ya insan işte. Ha üzülür tabii, üzülmem de. Şimdiden üzülüyorum. Ha ben istersen bu işe bir çare bulabilirim. Ya. Nasıl çare? Rahmetli babam ölmeden evvel fakirdik biz ama bana bir miras bıraktı. Fakir miydiniz? Evet biz fakirdik. Çok mu fakirdiniz? Evet babam fakirdi. Ha. Şeyde yatardı, çivili tahtada yatardı, yılan oynatırdı. Ulan öyle fakir değil, ben bayağı fakirdik biz. Ha anladım, Hint fakirlerinden. Ha. Şimdi babama Hint fakirlerinden bir tanesi. Ha. Zamanında ha. O tarafa seyahat ettiği zaman bir toz vermiş ona. Şimdi bu tozu suyun içine koyuyor. Ha. Bu toz sudan, tozu sudan kim içerse şimdiye kadar söylediği bütün yalanları itiraf ediyor. Bebe! Oldu. Sus. Var mı sende onu? Bu toz bende. Yapma. Ne tozu? Davul tozu. Dur lan. Zihni dön. Şimdi bugün öyle yemende ne yemişsin? Balık. Balık. Tuzlu balık. Ha. Lakırdı yedik. Evet. Lakırdı yedik. Ne kârda? Lan. Kastım. Bütün muslukları kestim. Şimdi bütün ev susuzluktan ölüyor. Herkes yanıyor. He. Şurada şuran içinde su var. He. Onu kaldıracağız. Sen beni bir dakika bekle. Sihirli tasarlık geliyor. Orada kimse var mı? Yok. Bak bakalım. Kim? Orada kimse var mı? Var. Kim? Ben varım ya. Yok sen değil. Geç sen bu tarafa. Geç sen bu tarafa. Kaldır ayağını. Kaldırma, kimse yok. Kaldır ayağını. Biz o mani abi diyor. Var mı kimse? Çabuk. Bu salak belki bir şeyler düşünüyordur. Şuraya bak. Ne var o şey var o? Fakos fakos, iki tavuk bir horoz. Oldu mu şimdi? Bu işte tekrar edeceğim. Gel hadi. Şurayın ağzını kısa yapmışlar karıcım. Şuradan içtiği zaman bütün suçunu itiraf edecek. Tamam oldu. Şuraya kadar bir dakika. Şimdi buraya koyacağız bunu. Biraz sonra kim gelirse buraya suyu içecek, bülbül. Tamam. Oldu. Biz de saklanalım. Git sırma. Git sırma. Git sırma. Yavaş. Yavaş. Sakın öksürme. Ha? Orada mısın?
Ne güzel bir ihtimamı attım. Ay, fiçer şekilde susadım. Pis moruk. Gene de beni düşünmüş. Buraya bir tatlı su koymuş. Ben de içeyim bari. İçti. Evvelden pişti. Otur ifade sana versin. Çok uykum geldi. Gel tezkere gel. Bana bir gevşeklik geldi. Beyefendiye de eşeklik geldi. Zamanı geç. Konuşacak. Ben Hadi'yi çok seviyorum. Konuşuyor. O bana değil, ben ona imdanı aşık ettim. Bunu babasından sakladım ve ona iftira attım. Kaçamaya! Bir şey kaçırdı. Kaçamaya! Gel! Terbiyesiz utanmaz. Ne oldu canım? Gel şöyle! Bütün suçunu itiraf etti. Utanmaz seni. Şimdi bir meseleye daha var. Ne oldu? O ayva var, ayvayı çağır. Çağır! Ayva var, ayva! Beni mi çağırdın? Ayva var, ayva! Ha var. Ya çiftlikte su çıkmış. Ha. Şimdi sen sudan anlarsın. Ha. Otur beyefendi. Anlarım. Sen sudan anlarsın. İyi tabii. Bak bakalım. Bu suda kireç, çimento var, bir inşaat yapacağız. Hemen anlarım. İçeyim bakayım şöyle. Otur lan ifade sandalyesine. Haydi yavrum. Birbiri şeyda. Aslında. Bak korkutma lan. Aslında Hadi Bey hanımefendiye değil. Hanımefendi Hadi Bey'e aşk dilendi. Ben balıkçının kız kardeşini seviyorum. Balıkçıyı ben öldürdüm. Hepsini ben öldüreceğim. Tamam. İşi mi kaçırdın? Tabii leş gibi kokuyor etraf, görmüyor musun? Ahlaksız köpek. Şimdi bir metere kalıyor. Ne kaldı oğlum? Oğlunuzu çağırıp... Bu işi sen çözüyorsun artık. Ben çözeceğim. Tamam. Kalkaya. Kaldım. Gel bakayım. Ne? Sen çöz. Ne yapıyorsun oğlum? O değil. Yani bu meseleyi çözeceksin. Satın. Hadi be. Efendim. Yavrum. Ne var? Gidiyorum, hazırlanıyorum. Baban karar verdi. Ve senin yaptığın bu adilik babanı çok üzdü. Nefretle karşıladım onu. Ve seni ortadan kaldırma karar verdi. Ya. Bu, ne şekilde? Şu suyu içeceksin. Bunun içinde zehiri abula hayat. Pekala. Babamın gözünde şerefsiz bir evlat olarak yaşamaktansa zehir içip ölmeyi tercih ederim. İçiyorum. Sahi zehir mi lan? Evet. Zehir mi? Yok lan, terkos suyu iç, boş ver. Bana bak, boncuk. Babamın gözlerinden beni affettiğini... Beni affettiğini anladım da... Otur ifade sandalyesine. Bana bir gevşeklik geldi. Geliyor. Otur sen şimdi. Bak şimdi dinle oğlunu. Neler çıkacak meydana. Ulan yine mi battı? Ne oldu çocuğa? Ben balıkçının kardeşini çok seviyorum. Yavrum sevdi kızı. Görsün. Yavrum. Onu aldım eve getirdim. Aha. Annem beni çağırdı ve ölmüş annemin üzerine yemin ettirerek bana ilan aşk etti. Ölmüş annemin üzerine yemin ettiğim için kendimi müdafaa edemedim. Babamın gözünde hain bir evlat olarak kaldım. Ama hakikatler meydana çıkacak. Bir de o namussuz boncuğa çok içerliyorum. Ne oldu? Neden bahsediyorsun? Dur. Ama enayiden intikamımı alıyorum, farkında mı dediğinde? Ya biçim intikam alacaksın benden? Nereden intikam alacaksın? Efendim, babam boncuğa 1000 lira veriyor. Git alışveriş yap diyor. Boncuk gidiyor alışveriş yapıyor. Sonra da babamdan aldığı aylıkları, oradan arttırdığı harçlıkları mutfakta kavanoz bulmuş, ona koyuyor. Olabilir ha. O kavanoza koyuyor, ben kavanozdan cebe. O kavanoza koyuyor paraları, ben cebe. Ne oldu? Affet beni. Yok, sen o tarafa değil. Gel o tarafta, Masum abi tarafta. Geç yavrum buraya, geç sen. Kavanozdan cebe ha. Kusura bakma. Şimdi beyefendi bir şey daha var. Ne bir o? Şey daha var. Nedir oğlum o? Şimdi bu balıkçı kızını seviyor, evlenecek. Heh. Onun işi çürük mü değil mi anlayalım istedim. Anlayalım, getir burayı. Tamam. Sen bana bırak o işi. Oldu. Ona da su içiyor. Küçük hanım. Efendim. Cuma. Bilbil sesi gibi geliyor. Küçük hanım gel yavrum. Buyurun efendim. Sular kesiktir, susamışımdır. Çok susadım. Tuzlu balık yedik ya. Biraz su verin. Ayırdık işte, herkese biraz düşüyor. Şöyle dudağını değdir şuna biraz. Hadi yavrum afiyet olsun. Otur ifade sandalye sana. Otur ifade, dinle. Aşka bak şimdi, dinle. Ay yavrum. Ben Hadi'yi çok seviyorum.
Duy onu. Yavrum. Duy da kudur. Duy da kudur. Onunla bu evde yaşamaktan çok mutluyum. Ah, ama o boncuk yok mu boncuk? İki de bir beni sıkıştırıyor tavan arasında. Terbiyesiz bu tarafa değil mi? Masum ha bu tarafta, suçlular o tarafta. Terbiyesiz herif. Baban da işte. Baba ne yaptın? Baba ne yaptın? Be! Özlemiştim, çoktan beri inek sesi duymuyorum. Bak. Dur be! Babama çok tesir etti neden? Bak konuşuyor. Eskiden ben böyle zengin adam değildim. Bak işte. Onun saklayan haramzade itiraf ediyor. Çalışmış da olmuş. Helal olsun. Onun bunun yanında çalışıyordum, fakirdim. Ayıp değil ki çalışmak. Komşu kümeslerden yumurta çalar, tavuk çalar. Ne oldu be? Yumurta açacağız. Komşu kümeslerden şey çalacağız. Bu bizim her sırrımızı öğrendi. Biz de bununkini öğrenelim. Yok ya, ben e şundan. Oğlum ben masum, ben tertemiz insan. Hiç şundan temiz de olsan herhalde konuşturacaktı seni. Çorabı, bunu ben bildiğim için beni tutmaz mı? Tutmaz mı diyorsun? Yok, yani bunu yapanlar bu ilaçtan etkilenmezmiş. Öyle pekala, biraz daha iç bakayım öyleyse. İç. İstediği kadar içir, bir şey olmuyor. Otur bakalım, hadi. Boşu boşuna içirdin. Şimdi konuşacak. Konuşma ya. Ver. Az geldi galiba. Hadi söyle. Söyle mi ya? Şimdi anlatacak. Az geldi ya. Su bitiyor, konuşacağım. Konuş. Ben de bu köşke geldiğim zaman fakir kimsesiz bir kimseydim. Benim kimseliğimi kimse kimselemedi. Her şeyden memnunum. Fakat o yaptığım bazı şeylerden vicdan azabı çekiyor. Beyefendi her gün beni pazara gönderiyor. Diyor ki git diyor, domates al diyor, 2 kilo tapalcan al diyor. Ben gidiyorum, 1,5 liraya alıyorum. Ötekinden 250 gram, ötekinden 150 gram, yarım kilo eksik alıyor. Getiriyor, parayı veriyor. Paranın üst kısmını bece. Horsuz köpek. Babam para veriyor, paranın üstüne attırıp cebe. Paraları mı çalıyorsun? Sen de oradan kavanozdan kendi becine. Ne var ya? Her neyse. Şimdi bana bak boncuk. Madem ki bu kadın bizim ailemizi karıştırdı, onun cezasını sen ver. Onun cezası şu şekilde verildi. Bunların gözü önünde kızla oğlunuzu söz verip nişanlarsanız olur. Tamam oldu. Bana veriyor musun? Tabii babanı sen yap. Gel buraya. Gel ya. Küçük hanım. Efendim. Ver şimdi bakayım. Hadi. Sen de bak, hele bak da Adana pamuğu be. Hadi. Hele bak. Çembeltaş fırınının küreği gibi. Şimdi bu andan itibaren sen de orada duy, geber içini böyle öl git. Münasebetsiz şey. Tutturacağım abi, tutturacağım. Şimdi ikinizi şu anda itibaren bir vicdan nişanlıyorum. Allah ikinizi bir yastığa kocatsın. O yastığı gör, leş gibi olur artık. Hadi ver. Hadi Allah ben, istersen bunu ben alayım. Bak. Ya dur ya, ben alayım. Olmaz. Allah mesut. Evet, geç. Şimdi sana gelince buna öyle bir ceza vereceğim ki hayatının sonuna kadar ızdırap içinde kalacak. Çeksin! Bunu yaparken utanmadın değil mi? Adi, seni adi kadın. Seni utanmaz kadın. Seni ağlanmaz kadın. Seni... Şahane kadın. Ne oluyor? Ne yaptın? Cezasını veriyorum. Ver. Çık yatak odasına, bekle geliyor. Ne biçim cezaya? Terk etsin bu evi. Oradan aşağı atacağım, pencereden aşağı atacağım. Lüzum yok, evi kendim gidecektim. Ver abi evi, terki hıyar et. Bunu da memura teslim et. Götür teslim et oğlum. Değil oradan. Fatih. Yürü memura. Teslim ettin mi? Tamam, memura teslim. Hangi memura? Değil mi? Hangi memura? Posta memuru duruyor. Oğlum olur mu? Polis memuru. Polis. Öyle desene be, ses tutuyor. Hadi çabuk. Yanlışmış memur bey, geri ver onu. Teslim ettim. Oğlum affet. Hangi memura? Ofis memuruna. Ya polis memuru diyorum. Polis memuru. Hadi. Adama göndermeyin ya. Hay Allah. Bir
adamı teslim edemedi. Ne yapacaksın oğlum? Bunu da böyle çekilecek işte. Bunların düğünlerini ne zaman yapalım? Hemen düğünleri yapmak lazım. Bak Goncuk, bize büyük bir iyilikte bulundun. Bizi aramıza nifak girmesini önledin. Bizi baba oğul dibimize yaklaştırdın. Onun için sana çok müteşekkiriz. Allah razı olsun. Dile benden ne dilersin? Ben bak abi sana. Söyle aslanım, ne istersen söyle. Ayıp olmasın be. Yok rica ederim, söyle. Ya ben bu eve geldim ya, benim gönlüm kaydı be. Kime kaydı? Baban kızma şimdi. Kızma söyle. Ya bizim hizmetçi bitiyor daha bana. Gece baba, ne dersin? Hizmetçiyi boncuğa verelim mi? Verelim. Bu kadar iyiliği var bize. Kız Güllü. Buyurun efendim. Ya, gel buraya. Ha. Ne o rengin sararmış, ne oldu, bir şey mi oldu? Yok bir şey. Yok fenalık geçiriyorsun sen galiba. Hakikaten sararmış. Geçirebilirim, susuzluktan herhalde. Ha yavrum, sular ya, var kesin. Versene şuna biraz su. Tuzlu balık da yedin ya, al şunu tut bir dakika. Aklımda. Vay dinleyendim. Şimdi gel otur yavrum, gel yat uyu yattı burada düşün, bir dakika. Ben bak, bine sevildiğini bil. Sular kesik, kaç saattir su içmiyorsun. Bak ben sana su ayırdım yavrum, al bakalım. Ah ne güzel, çok susamış. Lan be!